İyi akşamlar. Takım oyununa hoş geldiniz. Değerli futbol severler, sevgili izleyiciler. Milli maç arasında bir yandan sıcak gündemi, diğer yandan da ilk 8 haftanın rakamlarını değerlendirecek son bölümde milli maça dair de bir pencere açacağız. Hafta sonundan, geçtiğimiz hafta sonundan bugüne kadar oluşan bir gündem var. Ona ilişkin gündem başlıkları var. Hepsini konuşalım istiyoruz. İlk 8 haftayı burada 8 hafta boyunca takım oyunu ekibi olarak konuştuk. Burada bazı enteresan veriler çıkarttık size. O verilerin ışığında biraz lige bakmak, oyunculara, takımlara, teknik adamlara bakmak sanıyorum daha farklı ve güzel olacak. Biraz daha da resmin daha net ortaya koyabilecek diye düşünüyorum. Son bölümde de milli takıma ilişkin bazı değerlendirmelerimiz olacak. Yarınki Rusya maçında konuşarak bu akşamki takım oyununu noktalayacağız. Yarın milli maç sonrasında sizlerle birlikte olacağız. Efendim tam kadro karşınızdayız. Şimdi hafta içinde biz malumunuz İncal Uluç'la bir program yapıyoruz. O programda İncal abinin bazı ifadeleri var. Bir onları izleyelim. Öyle başlayalım istiyorum. Bakalım neler söylemiş. Onun üzerine de buradan o gündeme ilişkin yorumlar alacağım. Önce bir bakalım İncal abiye. Evet, şimdi bir seçim süreci var Galatasaray'da. Tabii bir aralığa kadar mevcut durumdan dolayı dernekler kanununa göre bir aralığa kadar kongre yapılamıyor zaten. Genel kurul yapılamıyor daha doğru bir ifadeyle. Yarın da pazartesi günü de o İbra olayına ilişkin bir dava var. Oradaki karar da önemli. İncal abi diyor ki özetle, ya bu sistem başkanlık sistemidir, yanındayım, arkasındayım tarzı laflar edemez bir onun ifadesiyle eleman. İki, bence bu şey bozuldu. Sulh durumu. Ki bu karar alındı. Önce Levent abi seninle başlayalım, sonra devam edelim. Şimdi Fatih Terim'in söyleminde kimsenin arkasında yanında değilim dediğinde yorum açık bir ifade. Fatih Terim bunu hep yapıyor zaten. Genelde bir yere hedef göstermiyor. Bize bırakıyor, biz yorumluyoruz. Bazen bazı futbolcular olabilir, yönetimin olabilir, onun bunun olabilir, söyleyebilir. Biz yorum yapabiliriz ama Fatih Terim bir özde vermedi burada. Kimsenin aklındayız diye. İkincisi, Galatasaray Kongresi ibrasızlık yaşattıktan sonra Mustafa Cengiz'e Galatasaraylı yöneticiler mahkemeye başvurdular. Evet. İmzalı bir şekilde. Evet. Ama iki kişi başvurmadı. Biri Mustafa Cengiz, biri Kaan Karçal. İkisi de biz Galatasaray'ı mahkemeye vermeyiz dediler. Dolayısıyla sonradan müdahil olduk diyorlar. Sonradan müdahil olmak, ya verirsin ya vermezsin. İkisi vermedi. Sayın Başkan'la Sayın Karçal vermediler. Şimdi pazartesi günü tedbir kalkarsa bu yönetim seçime giremiyor. Orada verilecek tedbir, karara bağlı. Tedbir kalkmazsa da başkanla Kaan Karçal giremiyor seçime. Onu da bilmek lazım. Araştırmak lazım. Ben de bir bu Galatasaray'a... Peki karar veremedim demesi? Ona bakacak. Pazartesi günü karar verecek. Pazartesi günü. Ama her şekilde gidemez diyorsun. Ben gidiyorum. Hukukta bir boşluk varsa. Herhalde. Ya da belki acımasızdan müdahil oldular. O müdahil olabiliyor mu? Benim bir aldığım bilgilere göre olmaz diyorlar. Yani genel camianın genel bakış açısı bu. Galatasaraylı hukukçuların bakış açısı bu ama Sayın Başkan'ın da mutlaka ki bir bildiği vardır. Kendi hukukçuları da vardır. Bu müdahil oldum demenin bu işi nereye götüreceğini pazartesi günü hep beraber göreceğiz. Pazartesi günü 10.30 gibi bu karar çıkacak. Çıkacak. Ona göre de bu söylemleri bir daha ele almak gerekir. Tamam. Hıncal abi, sizin bu konuya yaklaşımınız nedir? Bu sulh, geçici sulh. Hıncal abi mi dedim? Ha, Hıncal abi demek ki izliyor bizi. Erman abi demedim mi? Enteresan. Erman abi, sizin bu yaklaşımla ilgili düşünceniz nedir? Yani sulh bozulmuş mu, eğer bir sulhten bahsetmek mümkünse, öyle yorumlamak doğruysa. Bir ikincisi, şu şey konusu, yani yanındayım arkasındayım sözüne ilişkin değerlendirme. Bir, seçime gidelim dedi bu yönetim, değil mi? Dedi. Seçime gidin gidin diyorlardı. Evet. Seçime gidelim dediler. Seçim olur mu? %99 olmaz.
İzin vermez bakanlık. Pandemi şartlarından dolayı. İzin vermezler abi. Sen kongreleri yapmıyorsun. Galatasaray'ın kongresine nasıl izin verirler abi? Şimdi bence yönetim bir iş yaptı. Buyurun kardeşim dedi. Buyurun kardeşim deyince de sazan gibi 3-4 kişi atladılar. Sazanlar çıktı meydana. Niye gülümsüyorsun abi? Şimdi, hayır, ben geçen sefer Erman abinin dediğine katılıyorum. Yani sonucu hiçbir şey netleşmiş bir yere birden başka denilecek. Şimdi çıkmak... sazanların atlaması doğru, enteresan şey. Bir olay. Doğru. O sazanların hepsi yok olur. Erken çıkan sazanın boynunu koparırlar. Bir defa. Yani bekleyin lan, ne kadar acemiler bunlar. Yani bu o sazan gibi atlayanlar Galatasaray'ı idare edecekler. Enteresan ha. Ya onlar yani ufak bir yeri falan idare edemezler sazan gibi o atlayanlar. Orada esas başkanlığa aday olacak adamlar çıkmadılar. Çıkmazlar da. Mustafa akıllı adam çıkmaz. Cengiz Özyalçın da açıklama yapmadı zaten. Akıllı adam çıkmaz. Anladın mı? Sazanlar çıkar işte böyle. Ha, bildikleri bir işte vardır. Bence Galatasaray yönetimi akıllı bir iş yaptı. Şöyle bir şeyi açtı şöyle bir. Bir bakalım dedi değil mi? Bir bakalım dedi ama. Ya niye? Yani bir defa kongre olacağı ihtimali çok zayıf. Yani izin verecekleri zannetmiyor. Eğer oraya izin verirlerse Türkiye'de çok şeye izin vermeleri lazım. Partiler yapamıyor ya. Tabii. Bırak Galatasaray'ı. Bugün Türkiye'yi idare eden partiler yapamıyor. Yapamazlar da çok zor. Pek çok büyük kuruluş genel kurul yapamadığı için sıkıntılı ama bekliyorlar. Tabii. Bence akıllı bir strateji. Şöyle akıllı bir strateji. Pazartesi günü çıkabilecek tedbiri kaldırdığın zaman seçime gitme şartı koyduğu zaman mahkeme ben aldım diyecek zaten. Değil mi? Onun önüne yapılmış bir baraj. Anlatabiliyor muyum benim dediğim? Yani baraj, bu sulhun bozulması falan filan değil yani. Aslında bir öngörü yani var. Bir öngörü var. Yani burada bir öngörü var. Onu 16'sının ne çıkacağını herhalde havasını almışlardır diye düşünüyorum ben. Tedbir kararı kaldırırsa otomatikman Galatasaray seçime gitme şartıyla karşı karşıya kalacak. Ev başkanlığı diyor ki yönetim biz aldık zaten 19 veya 26 Aralık'ta yani seçim olacak. Yani Galatasaray'da satranç oynanıyor. Tabii. Yani bu akıllıca bir strateji. Bir satranç hamlesi olarak mı değerlendirmek doğru lazım? Doğru. Yani bu planlanmış. Bu seçim kararı alınması oturup konuşulmuş. Seçimin olmayacağı da belli. Mayıs'a kadar işte bu kongre olmadan gelir. Ancak lig bitecek. Ondan sonra bir kongre olur. Tabii doğru hamle. Doğru zamanda da hele takım bir ara kritik gitmişti Galatasaray takımı. Üzerine Erzurum ve Ankara gücü. En son Sivas galibiyetleri. Yani doğru bir hamle oldu. İşin tuhafı ben de katılıyorum. Erman Hoca'nın söylediğini, bu kadar erken insanların atlaması, ortaya çıkması, başkan adayları, esas başkan adayı çıkmaz zaten, bekler. Yani durum ne olacak? İşçileri Bakanı, zaten pazartesi hepimizin bildiği gibi belli olacak sabahtan. Ondan sonraki süreç var, İşçileri Bakanlığı izin verecek mi? Mutlaka vermeyecektir. Yani bu yönetim, yani Mayıs sonuna kadar bu ligler, işte Mayıs'ın ortasında bitiyor Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı. O zamana kadar aynı şekilde devam edecektir. 65 yaş ve üstüne. 10 ile saat 2 arasında sokağa çıkma yasağı var. 16 da var. Galatasaray'da seçim 16'dan sonra başlıyor. Pardon. Ben bunu hiç mi? Doğru da yani olmasa bile ya yine İşleri Bakanlığı izin verip oraya gidecek işte 3000 kişi iç içe dip dibe böyle bir kongreye zaten partiler Erman Hoca'nın söylediği gibi izin verilmiyor. Onlar yapamıyor. Yani ülkenin daha önemli kurumları yapamıyor. Ya 3000'i geçmiş Galatasaray'da tabii ki futbol kulübü olarak tabii önemli bir kurum Türkiye'de ama yani bunun olmayacağı belli. Bana göre Mustafa Cengiz Başkan'ın ve yönetim kurulunun çok doğru zamanda çok doğru bir hamlesi. Bu seçim lisede yapılmak zorunda. Tevfik tabii. Fikret'te evet, değil mi? Ha, şeyde Galatasaray Lisesi'nde. Galatasaray Lisesi, Tevfik Fikret'te İzmir'de. Yok salonu diyor. Tevfik Fikret salonu. Bravo. Ha. Tebrik ediyorum. Ben şaşırdım tebrik ediyorum. Özür diliyorum, affedersin. Salonda. Çünkü yani, çok... Ankara'da da var abi. Var, doğrudur. Lise zaten bak şunu diyorlar. Lisenin de yöneticileri bizim burada yatılı çocuklarımız var diyorlar ya. Alt sınıflar yatılı diyorlar. Bunları sizi buraya nasıl sokalım diyorlar yani COVID'in olduğu dönemde. Lisenin yönetimi zaten buna izin vermiyor. Yani bu tüzük gereği de bu başka bir yerde mali kongre olmadığı için başka bir yerde yapılamıyor. Olmazsa olması lisede yapılacak seçim. Bu bir. Yani ikincisi bu süreçte biz Türkiye'nin en güçlü kuruluşuz Turkuaz Medya olarak. Biz de haberin merkeziyiz, takip ediyoruz. Büyük bir ihtimalle bu uzatma devam edecek ya. İnsanlar sokağa çıkmaması için koskoca devlet, başta Cumhurbaşkanımız, ardından da Sağlık Bakanı bağırıyor. Adamlar rica ediyorlar ya, kibarca davranıyorlar. Maske adam gibi takın ya.
diye söylüyorlar. Zorunlu olmadıkça çıkmayın diyorlar. Çıkmayın diyorlar. E şimdi buna dikkat ettiğimiz takdirde bu kadar insanı, 7 bin kişiyi oraya nasıl taşıyacaksın ya, 8 bin kişiyi? Galatasaray'da maskeler bazı insanlar tarafından çabuk düştü. Siz de bir satranç hamlesi olarak mı görüyorsunuz Feyyaz Hocam? Evet, satranç hamlesi ama nafile bir hamle bana göre Ender. Yapılamayacak bir seçimi kararını almak hiç kimseye faydası olmayan bir tavır. Mevcut durum devam edecek gibi gözüküyor. Burada Galatasaray nasıl zarar görür? Zaten yönetimle Fatih Terim'in birlikte çok güzel bir çalışması yoktu son zamanlarda. Karşılıklı basın üzerinden de laflar vardı. Şimdi bu durumda ne olacak? Yine yönetim aynı, hoca aynı, takım aynı. Söylenen laflar yutulmadı tabii, duruyor yine ortada. Başkanın, Sayın Başkan'ın bazı oyuncular için söylediği laflar. İşte o oyuncuların karşı hocanın bir tavrı. Bu gidişat istifa getir. Ya yönetimden istifa gelir ya da şeyden, hocadan. Yani bu şekilde ben sezonu Galatasaray'ın çok da başarılı bitireceğini düşünmüyorum. Başkan oyuncularla ilgili söyleminde geçen gün farklı bir şey söyledi. Aile içinde tartışmalar olur dedi. Kızarız ederiz birbirimize, sonra barışırız. Ama dedi. Aile dışına çıktı işte. Tamam, işte o bir hataydı. Yönetimin hatasıydı. Zaten Fatih Terim'in toplantısı, stat'taki yaptığı toplantı söylem buydu. Ya Reha'yla, Feyyaz'la ilgili hocam söyleme başkanım. Ben Florya'da onlarla çalışıyorum. Çünkü bu oyuncuları itibarsızlaştırırsanız ben bu oyuncuları oynatamam. Bu söylem değil. Biz bize oturup konuşuruz, hallederiz. Sonuçta Fatih Terim dediğiniz insan da yani bu Galatasaray'ın kongre üyesi ya divan üyesi, affedersiniz yani. Bugün Mayıs ayında çıksa, adaylığını koysa başkan seçilme şansı yüksektir. Ben açık konuşuyorum. Etrafında bir sürü insan toplar. En iyi bu işi bilen bir insan. O da ne de onun camianın zarar görmesini istemez. Ama bu süreçte hatalar yapıldı. Oyuncularla ilgili söylemlerde bulundu. İfadelerle bak. Kim bulundu Levent abi? Yönetim başkanı bulundu. Tamam, doğru, katılıyorum. Evet. Orada olması gerekir mi? Hayır, değil. %100 haklısın. Fatih Hoca en son Sivas Spor maçından sonra değil mi yanılmıyorsam? Erzurum. Erzurum mu? Yok, en son. Arkanda, sağında, sonunda diyelim dediğini mi diyorsun? Evet. Erzurum maçı. Erzurum Spor maçı mı? Evet. Deplasman'da 2-1 kazandı. Evet. Sivas'ta 2-1 de onunla karıştı. Ondan sonra yani Erzurum'daki galibiyetten sonra söylüyor. O doğru mu peki? Ya tabii ki yani refleks olarak o da yanlış. Şimdi Mustafa Cengiz nasıl konuşun. Yanlışsa doğru oyuncularla ilgili konuşacak. De yanlış. Onu hocanınki de doğru değil. Kapalı ne kapılar arkasına girilir. Orada her şey konuşulur. Hallolur, öyle çıkılır. Ya ikiniz yöneticilik yaptınız. Başkan size sormadan konuşsa rahatsız olmaz mısınız teknik i̇şte adam olarak? İşte Fatih Hoca'nın rahatlığından. Yani oradaki gücünü bildiğinden. Evet, o konuda ben de bir şey söylemek istiyorum. Çalışanı, kulübün çalışanı, hepimiz kulüplerde çalıştık ama herkes açık ve net bir şekilde fikrini söylemeli. Demokrasi vardır. Ha, gereğini yaparsın. O laf seni rahatsız ediyorsa. Basın önünde mi diyorsun? Evet, çalışanının söylediği laf seni rahatsız ediyorsa gerekli, yeterli merciler, o konuda sorumluluk sahibi merciler gereğini yapar. Adama cezasını verirler. Yani bana göre herkes söyleyebilir, konuşabilir fikrini. Çok demokratik bir şekilde ifade edebilir. Hıncal abiye buradan selamlarımı iletiyorum. Onunla ilgili bir mevzu anlatmıştım. Tekrardan üstüne basarak yanlış anlaşılmaya açık. Hıncal abiyle bir iki şeye katıldık hocam. Panel toplantıya ondan sonra. Hıncal abi herkesin söylediğinin tam tersini söyler. Ve size öyle bir anlatır ki onu. Ya abi özür dileriz, sen haklıymışsınız dersin toplantının sonunda. Bunu da herhalde yanlış anlamamıştır. Yani biz Hıncal abiden özür diliyorduk. Toplantı yani, bitince bu yanısınız. Yani öyle bir anlatıyor ki hocam. Allah Allah, nasıl öyle düşünemedik falan diyorsun. O halı sahalarla ilgili bir konuydu. Halı sahalar zararlı falan dedik biz. Hıncal abi bir girdi mevzuya. Ya kardeşim. Yaşasın halı sahalarla mı çıktınız? Hadi dedik gidip halı sahaya top oynayalım. O halı sahalarla ilgili Hıncal'la çok kapıştım. En son bir cümle yazdım. Burada o cümleyi söylersem Rütük ceza yeme ihtimalimiz var. Ceza yeme ihtimalimiz var, söylemeyeceğim. Çünkü halı sahada top oynamak bilmem neyle bilmem ne yapmaya benzer dedim. Çünkü hakikaten öyle. Halı sahada ben oynadım. O oynamadığı için bilmiyor. Ben oynadım. Sen oynadın. O oynadı. Şimdi halı saha cinayet. Hıncal abi de şöyle girdi. Halı saha olur. Hocam, çok soğuk ülkelerde. Oynayacak çok yer yok dedi. Oynayacak yer yok dedi. Sonra düşününce eskiden oyuncak mahalle aralarında oynardık. Almanya'nın bitki örtüsü, havası
Türkiye'den daha mı sıcak? Çok daha sıcak. Yani çok yeterli tesisimiz yok demeye getirdim. Abi olmaz. Onun başka işi var. Onun bir arkadaşı vardı filan. O biraz Hasan Doğan'ın aklını çeldi rahmetlinin. Halı sahalar başladı. Ben bayağı bir tartıştım İncal'la bu konuda. Bayağı yazıştık. O bana sen dedi ahlak noksanısın dedi. Ben ona çaktım. O bana çaktı. Sonunda bayağı bir yere geldik. Sonra onun ben tabii ahlak noksanı olduğum için onun gazetede yazdığı bir fıkrayı yazdım. Bir hemşire grubuyla falan ilgili fıkrayı falan yazınca olay duruldu. Ya bir de halı sahalarla ilgili bir benzetme yaptım. Çünkü futbolcular halı sahada oynadıktan sonra akşam ayakları şişiyor abi. Ben oynadım, oradan biliyorum. Peki. Ben şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim. Evet, tamam hoca söylesin. İncal'ın gözlerinden öperim. Severim İncal'ı ayrı. Ama kapışırım. Ya ben bir şey anlayamıyorum. Bu yönetimi Galatasaray bir yerde ibra etti, bir yerde etmedi değil mi? Evet. Bir yerde etti, bir yerde etmedi. Mali idari. Evet. Ya arkadaş. Ya seçime gideceğiz dediler ya. Bayağı adam çıktı ya. Vay anasına Galatasaray demek o da kötü durumda gibi hocam. Ben şunu görüyorum yıllarca Galatasaray yönetimine gelen gidenleri biraz tanıdığım için. Bunlar kendi durumlarını düzeltmek için mi gelmek istiyorlar? Yoksa kulübü düzeltmek için mi gelmek istiyorlar? Onu merak ediyorum. Biraz kestirme oldu ama tam yerine gitti bence. Çok kestirme oldu. Hocam o yanlış olur ya. Yani şimdi ben özür diliyorum hocam ama yani tabii bu görüşünüze saygı ya duyuyorum. Hocam. Yani şöyle hocam, mi demek bazı istiyorsun? Bazı iddialar bir dakika ya. Bir dakika abi. Galatasaray'ın ekonomik yapısına şeyler faydalanmak mı istiyorlar diyorsun? Tabii. Tabii onu dedim ya. Ya bunu Adnan Polat söyledi abi. Kimse de çıkmış cevap vermedi. Ben iki defa anlattım. Ne söyledi? Adam dedi ki şeylerle ilgili o Galatasaray şeyleriyle ilgili ne o? Satış yerleriyle ilgili ya inanılır gibi değil dedi ya. Hepsini görevden aldım mahkemeye versem yanarlardı dedi. Ne zaman ben görevden aldım hepsini işe aldılar dedi ya. Ama bu yönetimle ilgili yönetim dışında çalışanlarla ilgili. Abi onlara göz yuman ne? Bir dakika abi ya. Adam orada her türlü yolsuzluğu yapıyor. Yönetimde ben varım. Ben de ona ortak olurum abi. Nasıl yersin onu ya? Zoka'yı. Duman ederim onları ben. O çalışanları bakarım abi şey yaparım. Kontrol ederim ya. Levent olur mu öyle şey ya? Hocam, kusura bakmayın ya. Adnan Polat'a ben olaya kestirme bakıyorum abi. Ben Galatasaray camiasının Adnan Polat'a ayıp ettiğini söyleyebilirim. Adnan Polat şirket birleşmelerini yaptırıp Ünal Aysin'in transferlerde tabii. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bakın bu Galatasaray bu saatten sonra ekseni kaydı Galatasaray'a. Siz bir insana idari şey mali yönden ibra ediyorsunuz, hırsız değil diyorsunuz. Sonra idari yönden ibra etmiyorsanız o zaman bu doğru bir davranış biçimi olmuyor. Adama hırsız değil diyorsunuz. Öbür taraftan kötü yönetiyorsunuz. Başka bir ajanda kötü yöneten bir adam parayı da kötü yönetir. Parayı da götürür yani. Yapmayın ya. Bu çok doğru bir şey değil. Mustafa Cengiz'i rekor oyla göreve getirdiniz. Adamı ilk mali kongresinde seçmediniz, ibra etmediniz. Mali yönden herkes elini kaldırıyor. Sonra aşağıdan bir grup geliyor. Hayır diyor. İdari yönden çelme takıyorsunuz. Bu yakışık almıyor ya. Bu yakışık almıyor. Bu çok doğru bir şey değil. Seçimle getirdiyseniz seçimle indirin beyler. Tüzükle indirmeyin. Ayıp. Bu yakışmıyor. Bana Galatasaray'da bu çirkinlikler neden oluyor? Bölünmelere neden oluyor? İnsanlar ikiye bölünüyor. Kavga ediliyorlar. Ben bunu görüyorum orada. Bir de son ibrada kusura bakmasınlar. İbra etmeyenler buraya, ibra edenler buraya. İki tarafta Galatasaraylı ya. Galatasaray'ın içerisinde beşimizin şimdi bize geleceksin oluyor. Diyeceksin ki burada bu kanalı isteyen istemeyen ayrılsın diyeceksin. Olur mu ya? Beşimiz de burada çalışıyoruz. Biz burada bir doğru ve yanlışı burada elimizi kaldırmalıyız Ender. Tabii. Burada 3-2 çıkacaksa, 4-1 çıkacaksa, 5-0 çıkacaksa burada çıkacak. Gruplaştırmanın orada anlamı yok. Evet gruplaştırmayacaksın. Kusura bakmayın. Galatasaraylılar siz bunları değiştirin önce ya. 5 tane Erman abin dediği o gibi ne çok başkan adayı varmış bir ya. Bir de çok kötüydü. Oradan oraya bir geçiyor de atlarını insanlar. Söylemeyenler oradan oraya var. Geçiyor. O çok sıkıntılıydı. Atlarını söylemeyenler var ben biliyorum. 8 tane isim sayarım burada. Vay be. Ya batırmıştı başkan kulübü. 8 kişi nasıl şeyle mi geliyorsunuz ya? Ben tankerle dolu parayla mı geliyorsunuz? Ben merak ediyorum. Hocama bir pasta atabilir miyim? At hocam. Çakarım. Hocam bir başkan adayı seçim öncesinde şöyle bir laf söyledi. Ondan önceki başkanla ilgili bir konu açıldı. Dedi ki camiaya hizmet etmiş herkese saygı göstermek lazım. Herkesin emeği var. O konularla ilgili konuşmak yanlış olur demişti. Ben de o lafı beğenmiştim şey olarak.
Ben de diyorum ki camiaya hizmet etmiş ya da etmeye niyetli olan herkese bir şekilde saygı duymak ve onu ne bileyim nasıl söyleyelim hizmet ettiği şey ölçüsünde değerlendirmek lazım. Sen tabii işin şey tarafındasın genelde, yani yeterince iyi hizmet edilmediği düşünüyorsun. Doğru mudur hocam? Ne zaman? Hangisinde? Yani çok genel olarak konuştun hocam. Bütün, şimdi sen demin dedin ya hocam sazan gibi atladılar. Gibi sazan gibi atladılar dedin. Evet. Sazan gibi. Evet. Ben de diyorum ki çok doğal, büyük bir camia. Orada başkan olmak çok onurlu bir şey. Herkes şey yapabilir, böyle bir talepte bulunabilir diyorum. Bak dördünde... hani kötüydü ya. Kötü demedim ki ben. Hayır, kötüydü hayır. Abi. Ya öyle diyorlardı. Eleştiriler o yöndeydi diye. Neler ya da, ya adama mezarlıkta omuz attılar ya. Peki kötü denilen... Adama mezarlıkta omuz attılar ya. Ali Samiye'nin ölüsünün kemikleri sızladı. Sen neden bahsediyorsun ya? Batıyı açılan pencereymiş. Yok ya. Evet abi dinliyorum seni. Devam et. Tamam işte ben de diyorum ki yani bir şekilde işte hocam saygı sana. Duymak hocam. Lazım diyorum. Hizmet ya, edenlere işte, ve edecek evet. Olanlara. Adnan Polat dedi. Adam neler yaptı yaranamadı abi. Biliyorum ya adamı neler yaptı. Adam, adam şöyle dedi. Seçim için dedi. İbra olmak için seçimi rüşvet vermem dedi. Hmm. Adnan Polat. İbra olmak için seçimi rüşvet vermem dedi. Dediler konu. Ki seçime git bir daha seçil. Levent yok böyle abi, bir şey. Saygı duyuyoruz. O başka bir konu. Ben hocama biraz ılımlı hale getirebilir miyim derdim. Yok o kararını söyledi. Sen hani, restoranın adını söylemeyeyim. Yani bildirilmiş kıtaları orada yemek yedirip sonra orada oyattırmaya falan getirirsen falan böyle işler Galatasaray'a hani batıya açılan pencereye yakışır mı ya hocam ya? Ha? Galatasaray'da ha? Bunların hiç olmaması. Böyle ayak oyunları olmaz. Bildirilmiş evet. Kıtaları sokarak rahatsız ver. Galatasaray gibi bir kulüpte yemek yedirerek akşam çorba, pilav, milav, köfte, ızgara, balık. Ha? Bir daha sana pas atmayacağım abi. Mesela bu şahsi oynayacağım. Galatasaray camiası. Ender'in söylediği gibi politik oldu. Ben anlamadım. Sen anladın mı? Erman yani dalmayan anladı. Hayır. Evet. Bak Galatasaray camiası Adnan Polat'ı ibra etmedi. İdari yönden. Ama Yunan Aleyhisselam'ı ibra etti. Yunan Aleyhisselam yüzünden Galatasaray takım bir yıl Avrupa'ya gitmedi. 70 milyon zarar var. 70 milyon euro. Levent ne bahsediyor? Ha şampiyon mu? Drogba'ları getirmiş tamam. Başkan bilmiyor muydu? UEFA'yla yaptığı bir anlaşma var. Bence zaten Mustafa Cengiz hata yaptı ya. Mustafa Cengiz bence de al 100 milyon euro al takımı. Hayır. Sana ne senden sonra git Levent abi. Ünal bence doğru o. Levent abi. Bunu yapacaksam nasıl ibra olmadan etmesinler. Ünal Aysan 2 sene üstte şampiyon yapmadı mı? Mustafa tamam Cengiz de yaptı. Tamam. Dediğin gibi bir de ibra olmadı. Yani sonuçta diğer de daha diğer de diğer tarafta Ünal Aysan zaman çok ciddi ya bir borçlanma var. Ama başkan ben borçsuz takım. Yani benim dönemime ilişkin borç hem de başarı bırakmayacağım. Biri ibra ediliyor, evet. Biri ibra edilmiyor. Bu işler neye yarıyor biliyor musunuz? Bu Galatasaray'da bu kaos muhası olduğunu bu takıma yarıyor ya. Takım gidiyor başarılı işler yapıyor. Bunlar da tersine gidiyor iş ya. Vallahi bak, diyorum. Demek ki İkinci bölümde şimdi duygusu, onu konuşacağız. Bak, mesela, aidiyet duygusu ciddi Real böyle hocam, zamanlarda sorgular, büyük kulüpler, sorgulanır. Bu çok yüksek demek ki. Evet. Hocam, hem başkanı yönetimi özellikle oyuncu grubunda var. Ünal Aysal dönemindeki iki yılındaki başarısının sebebi Galatasaray yönetimini bilen insanlar vardı içinde. Mutfaktan gelenler, Refik Arkan, Ali Dürüz. Bir sürü isim sayarım sana bunlarla ilgili. İki sene sonunda bu arkadaşlar yorulmuş diye bunları attı. Kendi başkan oldu, Galatasaray çöktü ve bugünkü ekonomik çöküşün başlangıcı oradan başlıyor. Hiç kusura ama kusura bakmasın İnan Bey, baş köşe dediniz orada. İbra'da baş rolü oynadınız ya Ünal Aysal İbra olsun diye. Baş roldeydiniz orada İbra olsun diye. Ama bugün baktığınız zaman Galatasaray'a hizmet etmek isteyen insanları mali yönden ibra ediyorsunuz, alkışlıyorsunuz, o idari yönden çelme takıyorsun, sen git diyorsun. Biz gelelim, her şey iyi giderken. Bu doğru bir şey değil. Bu doğru bir şey değil. Bu Galatasaray'da bir Adnan Polat'a bir de Mustafa Cengiz'e yapıldı. Ne tesadüftür ki. Bak, bütün her şey benim, ben liselilere saygım sonsuzdur. Ama ikisi de liseli başkan değil ya. Ben de onu söylüyorum Levent abicim. Hizmet eden herkese saygı duyulmalı diyorum. Peki. Şimdi Fikret Orman'a çok konu başlıyor. Fikret Orman'a var biliyor musunuz? Fikret Orman'a saygı duyuyor musun? İngiliz bir Türk. Fikret Orman'a. Bir görev yapmıştır. Tamam ibra edilmedi İdari Mali. Elinde bir şeyi olan, belgesi olan çıkar söyler konuşur. Tamam. Abi.
İdari ve mali bak. Bak Beşiktaş camiası bir hareket yaptı. Bir başkanı iki yönden de ibra etmedi. Feyyaz bütün hocam. Başkanlara. Yani tamam. Bir başkanı ayırmak bence yanlış. Orada başkanların bütün fotoğrafları var. Hocam. Camialara hizmet etmiş ve edecek olanlar var abi. Tamam ama mı? Hocam son yanlış olabilir kişilere göre. Yanlış şeyler tamam. Yapılmış olabilir. Ama neticede herkes oraya iyi niyetle geliyor. Yani sen şimdi Galatasaray başkan olmak niyetin olsa inşallah o, yani bilmiyorum yoktur öyle bir şey de. Yani iyi niyetle gelmez misin abi oraya? Hizmet etmek için gelmez misin? Bu çok doğal bir şeydir. He? Bazı konularda yanlış Allah yapılır. Allah aşkına hocam, sevgili hocam. Ya Galatasaray değil tabii bu söyledi mi? Genelde ülkede ya başkanlar geliyor. Bütün... Erman Hoca söyledi ki ben Galatasaray için söylemiyorum. Altay'a başkan olmak istemez misin kardeşim? İleride şimdi değil. Tabii ki isterim. Kulübüm oradan yetişmiş. Sen burada bütün başkanları. Galatasaray'ı Mansaray'a hayır. Yani ben genel olarak söylüyorum. Genel hocam, olarak çok samimi gelip hocam kulübü düzeltmeye çalışanlar var. Çok samimi gelip kendi mali açısından gidenler var. Anadolu'da ama bunun hocam, hocam olmadı mı? Oradaki denetleme hala oluyor hocam. Şimdi, 3. lige ibra kadar ediyorsan adam. Gelen diyor ki ben diyor eski diyor hesap soracağım arkadaş ondan diyor atıyor tutuyor. Geliyor unutuyor. Hocam attıkları sen şey unutuyor. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi yanlış yapan bir adamı gördüğün zaman orada divan kurulları var, üyeler var. İbra etmezsin. Denetleme mekanizması var. Denetleme mekanizmasını doğru çalıştıracaksın. Ben divan kurulu başkanını alırım, balığı hazırlarım. Sen biliyor musun eskiden bir kısım maçlarda öyle yaparlardı. Ben bakarım, ana iki topçu atılmış bir takımdan. Kayseri, Sivas, Ankara Gücü falan. Bakarım hangi takımla oynuyor? Garanti üç büyüklerden ve iki büyüklerden biri çıkıyor. Niye? Ayıklıyorlar. Kemiksiz, kılçıksız tavuğu, balığı önüne koyuyorlar. Divanın başına alırım, başka bir adamı getiririm, işimi götürürüm. Feyyaz'cığım fazla uzağa gitme istersen. Şöyle bir çevrene bak. Ya, hocam peki. Feyyaz var ya çok iyi niyetle. Anadolu'da çok kulüp var, başkan, yönetici, üçüncü lig dahil. Direkt gelip bir sürü gibi para kazanıyor, gidiyorlar. Başkan olacak adam yok çalıştırmıyor. Abi. Doğru. Başkan futbolcuyla muhatap oluyor. Başkan, bench'te oturan başkanlar var, direkt kadroyu veren. Peki ya bu Süper Lig'de de var. Sana sigara kağıdının arkasına yazılan takım verildi mi? Yok Allah'a çok şükür. Hocam sen söyle o zaman teknik hocam. Adam olarak çalışmayacaksın. Bak benim yarınki yazıda da bu var. Affedersin ya. Göreve geliyorsan bu takımı ben başarısız olurum. Bu takım bana uygun diyebilecek bir teknik adam görmedim hayatımda. Levent abi. Herkes geliyor Levent çalışıyor 5. hafta gönderiyorlar. Çok güzel söyledi. Antrenörlük böyle Türkiye'de meslek sayılmıyor da hani meslek diyelim. Meslek hocam olur mu meslek grubuna girmiyor. Birçok sıkıntısı var onunla ilgili antrenörlerin. Ama antrenörün düşünebiliyor musun? İtibarsızlaştırdığı bir ülke ya. Oyuncuyla, başkanla kulüp yönetiliyor. Antrenör falan kimsenin umurunda değil. Adam kovuluyor. Süper Lig'de de buna dahil. 3. Lig'de de kovuluyor. Başkan dediğiniz gibi kağıt veriyor. Biliyor öbür hoca oraya gidiyor. Ya sen tamam ya güzel de sen diyorsun ki şimdi kulüp başkanları diyorsun. Levent bir dakika abi, bir dakika. Allah aşkına ya bir dakika. Alex. Sen kulüp gitmiyorum de. Ya Reha sen kulüp başkanları diyorsun bu niye böyle? Daha dur ya antrenör gitmeden senin antrenör camiasından en az 30 antrenör telefon açıp ona 10 lira veriyorsunuz. Ben 2 liraya çalışırım diye hocam, yok mu? Ben çalışırken başıma geldi ya. Hocam işte ben çalışırken hocam. Meslektaşlar bu noktaya ben getiriyor. O zaman sen o zaman orada. Kulüp başkanlarına niye söylüyorsun? Sen antrenör meslektaşlarına hocam. Söyle. Birbirinizin altına uyuyorsunuz. Hocam doğru. Hocam, oynuyoruz bırak ya. Televizyon programı yapın. Ben ligde çalışıyorum. Programa çıkıyor söylüyor ya işte bu takım şöyle falan böyle diye. Parada anlaşamıyor. Sonra diyor ki ya genç antrenördü niye Reha Kapsal gitti diyenleri duydum ben. Sen ne ya diyorsun son hocam? Bir şey söyleyeyim. Lütfen şey yapalım. Devam edelim çok konu var kalacak. Galatasaray tarihinin en büyük başarısını yakalayan başkan Faruk Süren. 4 yıl şampiyonluk. UEFA Süper Kupası öbür sene şeyinde de 5. senesinde de Avrupa'da çeyrek finali var. Real İşte Madrid'de. Ne güzel Levent abi. Ama bir dakika. Bunlara adamın arkasına duyuyoruz. Adamın arkasına bir teneke bağlamadıkları kaldı Allah aşkına ya. Galatasaray başkanı bir daha olmadı. Ya başarılı olmuş başkanları bu kadar yok etmek mi lazım ya? Peki. Bir de o koltuğa şimdi, yapışan karizmatik bir insandı. Peki yani. Şimdi güncelin bir başka maddesi gündemin ve güncelin koronavirüs olayı. Öyle bir noktaya geldik ki şu konuşulmaya başlandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda malumunuz 14 kişi çıkaramazsanız hükmen mağlubiyet var. 14 kişi çıkaramazsanız hükmen mağlup oluyor. Bu tasarı değil mi? Hayır Ziraat Türkiye Kupası'nda bu karar. Hayır şey lig için tasarı. Şimdi ligde de benzer bir durumun olması için Kulüpler Birliği, Federasyon konuşmalar başladı. Şimdi 30 oyuncu arasından 30 oyuncu gösterebiliyorsunuz. Bunu ikinci yarıda 35'e çıkartma
fikri var. Genç oyuncuları falan da dahil edip. Çünkü öyle bir takvim var ki artık bu işin ertelenmesi vesairesi çok zora girecek. Önce şu güncel futbolumuzun, güncel korona sayısına bir bakalım. Grafik verebilir miyiz? Şimdi bir ülkemizin güncel korona sayısı var. Bir de futbolumuzun güncel korona sayısı var. Beşiktaş'ta 8. Antalya'da 4. En güncel korona kim? Vida mı? Enner Valencia çıktı. Enner Valencia. Valencia. Valencia bugün en güncel. Vida en ama güncel. Genel. Vida Allah aşkına Ender. En güncel o abi. Ya devre arası öğreniyorlar ya. İkinci yarı maç. Konuşacağız. Onu da konuşacağız. Şey Beşiktaş 8. 8 o çok da... yüksek bir sayı. Antalya 4. Rize 3. Konya 3. Göztepe 2. Sivas 2. Kayseri, Gaziantep, Galatasaray, Başakşehir. Son olarak da Enner Valencia açıklandı. Fenerbahçe'de birer vaka var. Bayağı bir vaka var. Kulüplerin şöyle bir bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 mi? Yanlış saymadım değil mi? Yani yarısından fazlasında korona vakası var. Şimdi bir de şuna bakalım istiyorum. Ondan sonra düşüncelerinizi alacağım. Bir takvime bakalım. Bizi önümüzdeki dönem nasıl bir takvim bekliyor? Şimdi hemen şeyden aldım. Aralığın ortasından, çünkü hafta içi hafta sonu maç dönemi başlıyor. Aralığın ortasından itibaren. Affedersiniz, Ziraat Türkiye Kupası 25, 26, 27 değil miydi? O bu ayki. Ha, pardon. Ben aralığın ortasına şey hafta içi maçların başlaması o tarihi baz aldım. Yani ertelemeler, mevcut ertelemeler var biliyorsunuz 3 tane. Hatay'ım var. İşte Göztepe Alanya maçı var. Ankara Gücü Hatay, 2 tane Hatay'ım var. Şimdi 15, 16, 17 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası 5. tur oynanacak. 20 Aralık'ta 13. hafta var. 23 Aralık'ta 14. hafta. Bir de şöyle düşünelim. Bunlarda buraya da veriyor musun Hüseyin? Çok güzel görüyoruz vallahi. 23 Aralık, yani bunlar 3 güne yayıldığında unutmayalım maçların. Zaten maçlar olmuş, hani orada tek yazıyoruz ama o maç 19-20-21 örneğin. Ya da 22-23-24 gibi. 17-27 arası 4 maç var. Buraya da verdi şimdi Hüseyin. Bence. 27 Aralık'ta var. 15. hafta. 3 Ocak'ta 16. hafta. 6 Ocak'ta 17. 10 Ocak'ta 18. 12-13-14 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu var. 17'sinde 19. hafta var. 20. hafta 20 Ocak'ta. 24 Ocak. Hem Süper Kupa var aynı tarihte. Hem 21. hafta maçı var. Aynı tarihte ha. Yanlış olmasın yani. 31 Ocak 22. hafta. 3 Şubat 23. hafta. 7 Şubat 24. hafta. Çeyrek final 9-10-11 Şubat. Şu ana kadar kaç tane maç tehir oldu? Hatay'ın 2 tane oldu. Göztepe Alanya 3 oldu. Maç. 3 maç. Evet. Tabii sen bu 3 maçı bir defa süpürüp çıkarman lazım. Aralığın başında onu çıkartacaklar. Çünkü bu işler sonuna doğru kalmadı giderse işte. Öyle maçlar olur ki bu sefer sen lig şampiyonluğu belli olacak abi 2 hafta kala. Onu tehir, bunu tehir. Oho, biri düşecek, biri çıkacak. Sen o zaman dedikoduları seyret abi. Süper Kupa nasıl olacak? Hocam şurada 2 ayda 17 maç var. 17 maç oynayacak 2 ayda takımlar. 17 maç. Bak orada 17 tane maç var. Sakatlığı vesaireyi ayrıca konuşuruz. Bir de o mu önemli? Yani. Hocam Süper bir Kupa'daki sakatlıkları bay mı acaba? Yani... Yo o da erteleme olacak. Hayda. Yani Başakşehir-Trabzon maçı erteleme olacak. Ligle üst üste geldiği için. Zaten otomatik erteleme oradan var zaten. Şimdi ben size şunu soruyorum. 14 oyuncuyu toparlayamıyorsa bir takım ligde de hükmen mağlubiyet kuralının uygulanmasına taraf mısınız? Yapamazsın. Niye hocam? Güzel bir düşünce. Hocam maç oynanırken kural değişmez. Bunu sezon başı yapsalardı doğruydu. Mahkemeye giden her takım kazanır. İkinci yarıda yapabilir mi? Yapamaz. Hani ilk yarıyı bitirdim. Lig başlamadan yapılsaydı doğru bir karardı. Ama bundan sonra yapılırsa mahkeme olarak başlarına iş açılır abi. Öyle demeyin. Bence kupada da yapamazlar. Kupada ilan ettiler ama. Ama yanlış. Öyle şey olmaz. Kupada ilan edildi. İnsan haklarına aykırı bir davranış. Bu sezon başı yapılırsa açıklarsa tamam. İkisi de resmi yerde maç var. Sonuçta. Tabii ya. İkisi resmi, de resmi maç. Evet. Hem resmi maç hem pandemiden oluyor. Evet. Bu babasının keyfinden oynamıyor ki. Evet. Oynamamazlık etmiyor ki oyuncu. Bir de Ziraat Türkiye, saçma bir karar Ziraat yani. Türkiye Kupası'nda kaç oyuncu değişikliği var Ender? 5 değil mi? Evet. Tabii. Süper Lig'de de 5 var. Kural aynı. Resmi maç.
Statü aynı. Yer olmadığını bildiği hayır. için. Hocam şöyle bir durum var statü ya. Statü ayrı olabilir maç, Levent hocam, abi kupayla lig. Tek maçla eliminasyon sistemi ya. Bak 15-16-17 Aralık var. Ondan sonra 12-13-14 Ocağı kadar oynatabileceği yer yok. Adam da diyor ki benim oynatabileceğim yer yok. Dolayısıyla eğer ben bunu yapmazsam erteleme maçını oynatamayacağım. Diğer tura geçemeyecek. Bak hükmen yanlış oldu. Yalnız genç takımı de, da kullanmak orada lazım. Orada çok hassas bir durum var. Suistimali açık bir durum. Gizler adam şeyi. Aynen. Aynen. Testi gizler. Virüsü oynatır. Yani eleneceğini. Türkiye'de bunu yapacak bir sürü kulüp var. Bir sürü teknik evet. adam var. Bir sürü ben futbolcu var. Ben semptom göstermiyorum der. Pozitif çıkmıştır. Adam oynatır. Öyle olmuyor tam mu? Tam tersi şöyle olmaz mı peki? Evet. Ben fazladan semptomlu çıktı. Benim kritik oyuncularım var. Biraz da ben ekleyeyim. 14'ü çıkartamıyoruz diyeyim olmaz mı? İyi de bunları yapan şimdi Sağlık Bakanlığı zaman... ve İl Sağlık Müdürleri değil mi? İl Sağlık hayır, Müdürlükleri bence... gelip korona testini onlar yapıyor. Yani resmi olarak bunları yanlış söylemesi bir kere çok enteresan. O büyük diğerini skandal, söyleyince, çok büyük skandal olur diğerini yani. Söyleyebiliyor. Ya çok büyük skandal olur. Yani hastayım onu... diyor. Öyle dedi ya hocam. Bir şey soracağım bir... Ender. Şu anda TFF mi yaptırıyor bunları? Hayır artık yok, öyle değil. Her kulüp, her kulüp kendi yaptırıyor geçmiş abi. Geçmiş her kulüp olsun. Kendi yaptırıyor. İnanılmaz bir maliyet. Her hafta özellikle alt yapılarda, yani alt liglerdeki takımlar için çok büyük külfet abi. Yani her hafta bir ciddi bir para ödüyorsun. Yani bu konuda sponsor mu bulunacak, federasyon mu bu konuya eğilecek, bir şey yapılmalı. Yani vallahi hakikaten çok ciddi. UEFA'dan gelen bir bilgi var eğer yani, yanılmıyorsam şöyle dedi Feyyaz Hocam. Avrupa'daki yükselen Covid'den dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. ve 6. haftaları oynatmamayı planlıyormuş. Bak hocam takvim şu. Bak, bakın şuraya koydum. Yani. Bu burada takvimde erteleme olsa nasıl yapacaksınız? Ben size onu soruyorum. Mesela Düzce Spor, Düzce'ydi değil mi çocuklar? Düzce Spor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Pendik Spor'la oynayacaktı. 16-17 tane koronavirüs vakası vardı, elendiler. Peki ya, biz yarın Rusya'yla oynayacağız değil mi? Evet. Ne maçları bunlar? Uluslar Ligi. Ne? Resmi maç sonuçta. Ne abi? İşte bir ne dönem abi? Hazırlık maçı vardı. Onu Uluslar Ligi ne yaptılar. Uluslar ucuna maçı. Da bir bonus hocam, koydular avuç. Maçı. Tabii var. Yani i̇ki sonu... takım ama çok zor. İki takım zor ama sonuçta şöyle bir ortamda yani. Ne abi bu? Ne iş abi? İşte Toni Kroos onu söyledi. Versene Koraycığım. Ne iş abi? Yani beni, bana anlatın abi. Ya. Oynatmasan hocam, ne olur? Hocam yeni icat edilen turnuvalarla birlikte şu net ki Toni Kroos söylüyor bunu. Bizler UEFA ve FIFA'nın gözünde birer kuklayız. Evet doğru. Eğer bir oyuncular birliği olsaydı, NBA'de var örneğin, oyuncular birliği var. Ne Uluslar Ligi'nde oynardık, ne de İspanya Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'da olurduk diyor. Doğru. Adamı görüyor musun? Ya doğru. Adam doğru söylüyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim aklıma şu geliyor. Çok kestirme. İddia şirketleri istiyor abi bunu. Dünyada bunu iddia şirketleri istiyor. Aksini ispat eden veya aksini söyleyen varsa gelsin beni tatmin etsin ha. Doğru bak bu hocam, başka doğru bakıyorsun. Hocam iddia şirketleri de... abi. Ya neyin maçları bunlar abi? Neye yarıyor ya bana anlatın. Bu kadar ölüm bilmem ne sınırı kapatıyorsun. Bugün olanla konuştum İrlanda'yla kapatmışlar. Komşudan komşuya gidemiyorsun. Herkes kapalı. Yollar kapalı. Avusturya şehirler kapalı. Bugün. Maçlar oynatıyorsun. Vida geliyor Şenol'u yanaklarından öpüyor. Birçok, ne ayak abi? Birçok futbolcuyu da öptü canım. Oynatma ya mecbur musun? Sonra da hakem bu FIFA ile UEFA var ya. Bunlar da iddia şirketlerinin kucağında oturuyorlar abi. O ben, kadar net. Ben, onlar para kazanacaklar iddia şirketleri. Bu maçlar olmazsa ne iş yapacaklar? İşte pandeminin en iyi özetini Toni Kroos yapmış. Bu kadar basit. Buna göre bakacaksın. Bazı maçların oynatılması yanlış. Bence burada kulüpler, ülkeler, federasyonlar şunu yapmaları lazım Ender. Bu ertelemeleri düşünerek UEFA 2020'nin başlangıcını biraz ileri itsinler. Kusura bakma biz de ona göre oynayalım. Ama o zaman da işte bir sonraki yılı sıkıntıya hayır, düşürüyorsun. Hayır, hiç alakası yok. Ne alakası yok? Ekstra yaşıyor. Dünya pandemide ya. Bir ülke olarak istemiyoruz ki biz. Levent abi işte biz bu sene onun sıkıntısını yaşıyoruz ya. Geciktiği için takvim lig geç başladı. Öyle olunca da düşmede, örneğin biz 21 takımız Ender, ya. Bir de 21 düşmede takım. Kalktı. Bir de o dediğin gibi tabii. Düşme kalktı 21 takım. Levent abi az önce bunu... söylediğini ben Şampiyonlar Ligi'ne oynanacağını düşünüyorum. UEFA bu işe bana para olarak bakıyor. Bana gelen bilgiyi söylüyorum.
marketing değeri için kendi böyle Şampiyonlar Ligi oynatacak. Doğrudur. Hayır, ben büyük kulüpler karşı çıkmışlar. Hayır, o büyük Oscar oynayabileceğini düşünüyorum. Ve bu Toni Kroos'un sözü hocam yerinden oynatır her şeyi. Hayır. Bak söyleyeyim sana. Ya Levent abi, UEFA bir tek oyuncu için oyuncular hani bunun için erteleyeceğini düşünmüyorum. Ama göreceğiz, o zaman da erteleyebilir. Ama UEFA geçen sene en sıkışık böyle koronanın pik yaptığı zaman bile hemen erteledi, sonra oynattı. İşte Portekiz'e taşıdı. Orada şampiyonaya devam etti. Yaptı hocam, son 8. Örneğin NBA'ye oynamıyor. Oyuncular yani başlamadı. Bak orada oyuncular birliği var. NBA tabii diyor ki başlayalım diyor. Yok diyor, öyle yok şu. Ya, biz diyor bu kadar yoğun takvimden çıktık. Canım, ben uçağa da biniyorum. İşte trene de biniyorum. Bu hafta şeye gittim. Kapalı Çarşı'ya. Şeyle gittim. Metroya bindim. Aşağıdan bindim trene, gittim şeye. Şimdi havalimanına gidiyorsun. Bir boş, bir dolu. Bir boş, bir dolu. Tuvalete gidiyorsun, pisu var. Burası dolu, onu orası boş, zaten orası dolu. Uçağa biniyorsun yaya. Dönüyorsun babayla böyle. Metroya biniyorum. Artık iki arkanda çıktıysa gidiyorsun. Metroya biniyorum, metroya biniyorum. Tamam. Böyle oturuyoruz. Üst üste herkes. Herkes birbirinin suratına öksürüyor, aksürüyor. Nasıl iş ya? Bana bunu bir sanasın. Yani çok şey değil ya hocam. Olur mu? Bizim Tayyip'in kulakları çınlasın. Çok birbirlerine karşı karantinada saygılı. Çok kimse. Uçak duruyor mesela. Herkes bekliyor öndeki sıranın ayrılmasını. Ne? Hostes şey yapıyor işte. Üç kere anons kaldırmayın ediyor. Arkadan uçak yavaş yavaş önden önce. Durur durmaz. Herkes ön kapıya geçiyor. Kalkıyor, en öne geliyor. Omuz ata ata. Bir koyacaksın yumruğu, uzanacak. Omuz atıyor bir de ya. Şu şey, hükmen yenilgi olayı için sizin düşüncenizi hocam, ben olmaz sıkıntı yaratır dedi. Siz aynı fikirde misiniz? Ya ben de aynı fikirdeyim. Öyle, bu şekilde biter ya mi peki ya? Kere, nasıl? Bu şu erteleme işleri, şu takvimde oynayacak. Ender, o takvim şimdi sezon başından belli. Tamam, evet, yoğunluk var ama sezon başına böyle bir kural koymamış. Bir kez daha şimdi verelim mi takvimi? Şimdi eğer bir kural koyucu olarak Futbol Federasyonu böyle bir kural koyarsa... İşte 14'ten fazla. Mesela 17-18 tane çıktı. Basketbol Federasyonu yaptı hocam. 4 tane opsiyon belirledi. Ama ne zaman yaptı? Sezon başı. Şimdi sezon başı yapılmamış bir olayı şimdi sunmak, getirmek, böyle kulüplere yaptırmaya çalışmak, yaptırım uygulamak. Peki şöyle olabilir mi? Kulüpler kabul ederse bunu. Ya. Türkiye'de lig bitti. İkinci bir daha oynanmadı mı lig? Evet. Son 8 ne hafta. Oldu? Çadır çadır oynandı. Hatırlarsınız. Lig yarım kalır, Avrupa Şampiyonası'na sonra oynarsın yine. Şey, yani. Kulüpler Birliği yani, kabul ederse peki, tamam biz kabul ediyoruz derse. Ha, Kulüpler Birliği, bir dakika dur. Kulüpler Birliği yazılı verir, biz hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğiz arkadaş. Değişir, ne değişir? Bence verir mi sence hocam 21 takım böyle bir... Bir Mehmet Başkan'ı arayabilir miyiz Koray? Bilmem. Mehmet Sepili. Kulüplerden yazılı alırsan... Hayır, verir mi? Hem de noterden ha. Ben şeyin yanında, Feyyaz'ın yanında imza ettim arkadaş. Feyyaz yanlış gördü derler. Yok, noterden abi güzel. Yok, imzalı. Yok hocam, yakın gözlüğü kulüplere var hocam? Kulüplere baskı gelir mi hocam federasyonu? Ben anlamam. Hocam senin yakın gözlüğün var değil mi? Yanlış görmesin o yapılır değil mi? Yok. Feyyaz Hoca mesela şey diyor, şey var. Yani yanlış gördü falan. Ya hocam orada da şöyle bir şey var. Ben bunu arkadaşlarla konuşurken şöyle bir şey söylediler. Peki 3-0 mı olur? 3-0 olursa averaj durumunu etkilemez mi falan gibi şeyler çıktı ortaya. Ben 3-0 ya. 3-0'dır hükmen mağlubiyetin. Yapacak bir şey yok. O da değişir. Otomatik ya, o da bir skor koymazlar, puan koyarlar belki. Öyle şey mi olur? Mesela maç 3-2 değil mi? Maç 3-2. Evet. 3-2 bir takım galip. Maç yarıda kaldı. Galip takımın lehine yarıda kaldı. Maç 3-2 ama. 3-0 oluyor. Evet. Öyle de diğerin bir kural attığı goller gidiyor. Uygulanan, evet. Yani 3-0 bitmiyor Aykmen. 3-0 yapıyorlar. Ya öteki takımın lehineyse gene 3-0 oluyor. O doğru olduğunu düşünmüyorum. Yalnız uluslararası lig için şunu söyleyeyim ben. Covid evet oynanmıyor. Öbür türlü oynanması doğru olduğunu düşünüyorum. Öbür türlü zaten o takvimde hazırlık maçı oynuyordun. Eylül, Ekim, Kasım'da bir de Mart'ta. Hazırlık maçları oynuyorsun. Takım bulamıyorsun. Yani ülke takımlarının takvimleri dolu. Mesela bir bakıyorsun Brezilya, Arjantin'le bir hazırlık maçı oynayacaksın. 5 yıl sonra randevu veriyorlar. Yani onun için bence bari burada daha resmi takvimini daraltmak gerekiyor. Oyuncu havuzu var, bir daha o rotasyonu bir şekilde gitmez, kullanabilirsin. Yürümez. Bir kulüp hayır desin yürümez. Tabii canım, öyle şey olur mu? 21 kulüp ben her evet takım için aynı şey. Alt takımlardaki hocam hayır desin olmaz. Alt, daha az kadrolara sahip olan kulüplerin bu sıkıntıları yaşamaları daha yüksek. Evet demezler ama. Düşünebiliyor musun? Düşme potasındasın. Son iki hafta. Ölüm kalım maçı o haftada çıktı.
Ha, yani korona doğru devam ediyor. İki hükmen kaybettim, 20 tane futbolcu da ve hükmen mağlup mu olacak? Pekala, yani? Pekala. Size bir soru. Size bir adaletli soru. Ozan niye, karar vermemiş olur. Niye bazı takımlarda çok yüksek de bazı takımlarda çok az? Niye? Şu anda Beşiktaş'ta 8 sizce? Oyuncu mesela. Evet, niye? Bir otorite boşluğu var mı acaba? Yani otokontrol sistemi gibi kulüpler bilmiyorum. Diyorsun yani bulundukları yani şimdi tesisleri, bir kulüp, çok oyuncuları, dikkat edip, çalışanları. Futbolcusunu koruyup, futbolcusunu kontrol edip, bilmem ne yapıp, bilmem ilacını verip, bilmem ne yapıp, biri kontrolünü yapıp, biri kontrolünü yapmıyorsa o dikkat eden kulübe yazık olmuyor mu? Mesela Beşiktaş'ın ya, listesi hocam. Şimdi Feyyaz Beşiktaş hocam. Beşiktaş çok hocam. Şey, sayı fazla. Şöyle bir liste hocam, var Feyyaz hocam. Yarın öbür gün kimler başka oldu? Bir takımın da başına gelebilir. Yani. Bölgesini yazdık. Yok şu yani anda korunması ne kadar Feyyaz abi ondan söylüyor. Yani korunması nasıl yani yapıyor? Yani bu insancıl bir şey hocam. Başka takımlarda da çoğalabilir. Yani şu anda Beşiktaş'ta daha fazla. Yarın öbür gün başka bir takımda olmayacağının garantisi yok ki. Bahsetmiyorum. Yani hassasiyet fazla olması şey değil mi yani bunun? Tedbir alınmıyor mu? Tedbir alınması açısından mı fark ediyor bu iş? Şimdi mesela Feyyaz orada... hocam bir bakarsanız sezon geçen seneki pandemi döneminden sözünüzü kestim. Beşiktaş'ın tesislerinde çok oldu bu. Şimdi o biraz neyle alakalı biliyor musun? Bakımla mı ilgili Levent problem abi var? Neyle alakalı? Yönetim kurulunun, hocanın olaya yaklaşımıyla alakalı. Bazı hocalarımız, şeylerimiz biraz daha hassas. Yani onu göz ardı edemeyiz. Onların biraz daha şey olması lazım diye düşünüyorum. Yani bu kadar çok sayı çıkıyorsa bir sebebi var. Bence de yani. Ben yani bir takımda şu anda çalışan yani. Biri olarak söylüyorum bir takımda. Yani eğer bunu kontrol etmiyorsan önüne geçemezsin abi. Yani aynen. Oyuncunu da kontrol edeceksin. Eğer şüphesi olan varsa hemen karantinaya alıyorsun. Hemen 14 gün hiçbir yere çıkmıyor oyuncu. Yani buna biraz dikkat edilmesi lazım abi. Hatta kulüpler yani başvuracakmış 10 güne gitsin bu süre diye. Biraz o öyle şeyi, bir talep var. Oyuncuların çok dikkat etmesi lazım. Bravo hocam en doğrusunu sen söyle. Yani oyuncu, ya oyuncu dikkat, dikkat lazım etmezse bu sen istediğin kadar önlem al abi. Bravo. Adam şimdi gittiği zaman özel hayatında ne yaşıyor ne yapıyor? Özellikle bekar oyuncuların ama, bana sorsan tesislerde ama, kalması lazım. Ama tamamen Levent de abi çalışanlar var bir de personel güvenliği, aşçısı, tabii masörü hocam. Onlar da evine gidiyor. Malzemecisi, doktoru onlar da çıkıp tekrar tesise evine giriyor. Evine gidiyor adam sırf geliyor. Sırf oyuncu değil yani otokontrol. Nasıl yapacaksın? Onu nasıl kontrol yapacaksın edeceksin abi? Adam aşçı çalışanları da mutlaka. Evine gidiyor geliyor temizlikçi. O zaman hocam evine gitmeyecek. Bak nasıl? Bir şey söyleyeyim bir dakika. Aşçıyı da benim... kampa alacağız abi? Tabii tabii alacaksın abi. Bu bir dikkat. Ya bu profesyonel bir iş ya. Abi Levent biz deplasmana 18 kişiyle gidiyoruz. Kampa almayacak. Hocam. Hayır her hafta maç var. Levent en azından bu soru yapıyor. Çok gezinirse sıkıntı. Bir aşçı eve gitmez bir hafta. Evet. Bir hafta öteki aşçı gider, tabii. Bir aşçı kalır. Misal veriyorum. Bizde bir aşçı var hocam ne yapacağız? İki tane olsun. Alt yerde öyle de hocam. Bu, ama burada üstte belki de yapılabilir. Ya bir de yapılır Ender, hocam herkes ya. Evli barklı çoluk çocuğu var. Bir hafta testte yani bu yani gidecek evine gelecek. Ama daha çok otokontrolün olup her gün test yapılırsa bak her gün. Her gün test yapılır, her gün hocam, dikkat edilir. Hocam kaç para biliyor musun? Hayır doğru ama madem üst takımlardan bahsediyoruz. Ne olur her yani gün süperlikten... test yapıldı bir daha ne oldu? Her gün test ya, yapıldı. Takım çıktı. Aşağı yukarı 10 bin liraya çıkar, denk geliyor. Düşünsene hocam, 10 bin lira veriyorsun. Bir seferde. Bir seferde. Bir takım aşağı yukarı o paraya geliyor. Eğer tabii şeyini bulmuyorsan, hesaplısını bulmuyorsan, hesaplısının da hesaplısı hocam? Hesaplısının da şeyi var. Riski yüksek. İş mesela bir takımımızda oldu ya bir... Kaç 14 mi 10 oldu ertesi gün hepsi birden negatif oldu Antalya. Mesela. Antalya. Ama orada test yapılan yer önemli. Maçı önemli. Merdiven tamam altı onlar... test oluyor hocam? Merdiven altı. Yani ucuz diye orayı yaptırmışlar. Evet. Sonra bakanlık yapınca aynı şey çıkmadı. Pardon ben işin gerçeğini telefonla öğrendik de hocam orada da bir hata. Burada bu işleri belirleyecek. Bak buranın bilim kurulu var ya. Bu kurulu kurması devletin çok büyük başarı. Bunların oluşturacağı ekipler gelip bunları test edecek abi. Daha garantili. Ha işte devletin... ama onlar hangi birisine baksınlar? Ne alacak yani? Abi? Kulüplere ait bir sistem kuracaksın. Onu da federasyon kuracak. Kuracak abi federasyon kenardan dolaşıyor. Federasyon yani geçen sene yapıyordu. Ender bir şey kaçtı söyleyeyim mi? Bu bütün işte. Bu maliyeti sorumlu karşılaması almıyor. Gerekir. Bütün evet. Profesyonel kulüpleri. Evet. Abi sen uyuyor musun bir defa ya? Şimdi ben baktım federasyon izin verdi şeylere. Ne o? Localara. Bütün statlardaki localar önce oyuncu abi. Loca değil ki. Sen bir defa uymuyorsun. Ya. Tribün yapmış. Orada reklama gidelim o konuda size konuşacağım. Orada pardon stadın yani. %5 %10'una kadar loca izni veriyormuş federasyon. Dolayısıyla sen ben burayı loca yapıyorum kardeşim diyebiliyormuşsun. Ona özellikle telefon açıp sordum. Bugün her tarafı loca yapsınlar. Bugün işte %10'a kadar yapabiliyor hocam. Toplam Fendikman maçında loca vardı mesela. Vay ya yapabiliyor işte. Yapabiliyor. Yapabiliyor. Şimdi bu hafta da Van'da yapacağız. Tabii tabii %10'una kadar
yapabiliyorsunuz hocam. Yapsınlar. Ne hocam daha kötü oradaki ya. Metrekare düşük ya. Tabii. Yani lodeyi aldın. Salonu 50 kişi alıyorsun. Yarısını salonu alacaksın. Salonu 50 kişi alacaksın ha. Tribüne 100 kişi al abi. Adam böyle yapıyor. Böyle mantık var mı ya? Öbürü yapıyorsa sen de yapacaksın. Bunları matematik ya. Loca yanlış bir şey. Erman abiye katılıyor. Loca'da oturmaktansa sahaya da. Ben bu locaları da bir şey demiyorum ya. Futbol Federasyonu. Milli maçları seyrediyorum. Localara oturtulduğu insanların maskeleri yok. Bir de sigara içiyorlar ya. Peki ne reklam. Böyle ya? Reklam hadi reklam çabuk. Levent abi. Efendim takım oyunu devam ediyor. İlk 8 haftayı rakamlar eşliğinde değerlendirip takımların ilk bölümdeki, ligin ilk bölümdeki performansını analiz etmeye çalışacağız. Hızlı hızlı gidelim çünkü bir hayli fazla veri çıkarttık. Ona göre de yapılacak yorumlar var. Şimdi Süper Lig'de hani hep burada maçlardan sonra veriyoruz şut vesaire ortalamalarını. En çok şut çeken takımları merak ettik, baktık. Medipol Başakşehir çıktı. 18.8 maç başına şut çekiyor. Medipol Başakşehir. Dembaba da ligimize ilk 8 haftada. Alanya 16.9, Fenerbahçe 16.5, Kasımpaşa 12.9, Beşiktaş 12.7. Burada kim yok? Galatasaray yok, Trabzon yok. Trabzonspor zaten. Galatasaray ucumda kaçın sırada etkisiz. Onu da görseydik. Bir de Başakşehir'in bu tesadüf değil. Dembaba ligimizde şu anda en fazla isabetli şut çeken oyuncu. En çok şut çeken takımlar. Avrupa'daki rakamlar nasıl peki? Biz nerede, ne noktadayız yani? Bayern Münih maç başına 7.6. Alanya 7.4. Napoli 6.8. Paris Saint-Germain 6.7. Borussia Dortmund 6.3. İsabetli şut değil mi bu? Bizim ama deminki toplam şut arkadaşlar. Yanlış olmasın he. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi, bunlar maç başına çekiyorlar. Bizimkiler maç başına böldüğünde ne düşüyor? Ona bakalım. 18/8. Hayır. Evet. O maç başına olan şut. Hayır. Maç başına 18 maç tane başına. Öyle mi? Ama bu isabetli. Oraya isabetli. Tamam isabeti onun kaç ama. Şimdi gelecek. Tamam bakalım. Tamam, bakalım. O da gelecek. Tamam gelsin. Buna ilişkin bir şey var mı? İsabetli şut rakamlarına ilişkin bir yorum var mı? Devam ediyorum. Avrupa'yı alalım çocuklar. Avrupa'daki ortalamayı birazdan bizim ortalamamızı, isabetli ortalamamızı görünce konuşuruz çünkü. En çok isabetli şut çekenlerin listesini verelim. Bizim Süper Lig'i söylüyorum biz bunu, arkadaşlar. Biz bunu böyle yaparsak Avrupa'ya haksızlık yapmış oluruz. Alanya 7.4. Bakın aradaki... Avrupa'ya haksızlık yapmış oluruz hocam. Neden hocam? Sen Almanya'daki forvetlere yapılan baskıyla tabii. Türkiye'de forvetlere tabii. yapılan İtalya. Baskı aynı mı? Hocam İtalya... Arkanı dönemiyorsun arkanı. Hocam Sörlot'la Vedat Muriç gitti işte. Söylüyor. Siftahları daha yok. Arkanı dönemiyorsun abi. Oradaki savunmalar, takım savunmaları ayrı. Alanya 7.4. Maç basışına isabetli şutu sonra hop... Beşli rakamlarla geliyor. Sen sormuştun Galatasaray'ı. İlk beşte yok toplam şut açısından ama isabetli şut açısından dördüncü sırada Levent yani abi. Çok şut atmak önemli değil benim için. Benim için etkili şut atmak tamam. önemli. Deneme rakamı yani, açısından düşünülebilir. Alanya bu konuda başarılı. 5.6, 5.5, 5.3, 5.1 diye gidiyor. Yani Avrupa'da 7.6, 7'ler seviyesinde hep isabetli şut ortalamaları. Bizde o ortalamaya bulan sadece Artemiz Alanyaspor var. Bence Alanya'nın bu yükselmesinin sebebi de Galatasaray ya, maçıdır. Direkten dönen iki topları bir de var. Bir de şunu da söyleyeyim Ender, mutlaka o veriler de gelecektir. Yani bizim futbol kültürümüzde çok böyle şut atmak yok oynanan oyunlarda. Avrupa'da tabii ki o da var. Tabii bununla beraber bizde zaten şut mesela sayısı az. Bizde ligimizde şu ilk 8 haftada atılan gollerin %35'i 3 golden bir tanesi duran toptan. Avrupa'da böyle bir istatistik yok. 5 tane büyüklükte. Hı hı. Onlara da geleceğiz. Feyyaz Hocam sizin bir yorumunuz olacak mı? Şimdi Avrupa'da oynanan futbol tabii ki daha tempolu, daha hızlı. Dolayısıyla daha kolay şut atılacak pozisyonlar oluyor diye düşünüyorum. Biz biraz yavaş oynuyoruz. Bir oyuncumuzun şut atması biraz onun kişisel yetenekleriyle alakalı. Şut atmayı mesela İrfan Can Kahveci şut atan bir oyuncu. Düzen dışı şutla çekiliyor evet, biz yani zaman zaman. Şut atmış olmak için de vuruyoruz. Biraz istatistik olarak fazla sayı yakalayalım diye. Biraz rakip alanda yaptığımız şeyleri, hareketliliği, boş alana kaçmayı, topsuz oyunu geliştirmemiz lazım. Bu aynı zamanda top ayağında olan adamı da rahatlatacak. Çok daha kolay şut atacak, çok daha kolay pas verecek. Avrupa'nın bizden önceliği bu. Daha tempolu oynamaları ve atak varyasyonlarının daha çeşitli olması. Bunu iç saha dış saha diye de ikiye ayırdık.
şut rakamlarını. Bir ona da hemen hızlı hızlı bakalım. İç sahada Alanya 8,8'e gelmiş. Yalnız bak size şunu söyleyeyim. Şut olayındaki en büyük faktörlerden birisi zemindir. Tabii. Zemin büyük faktördür. İsabet saniye dizisinde. Dibine girersin, üstüne çıkarsın. Zemin yani Türkiye'de bizde de, zeminleri ya, çok kötü. Bizde de İklim, bu sezon iyice kötü. Hava yağmurluysa Gorotuz'dan iklim de yani zemin çok önemli. Onun için de şut Türkiye'de biraz tartışılır. O, bir de çok kısa bir şey söyleyeyim. Bizde yani şutla ilgili, topa vurmakla ilgili altyapılarda öyle sağlam bir eğitim yok. Fundamental yok. Avrupa'da var. Hayır, İkincisi biz, de bizde biz nasıl gol atıyoruz? Altyapılarda söyleyeyim mi? Bir tane topa 20 tane oyuncu geliyor. Şut atıyor, öbür arkadaşına veren kulüpler var. Şimdi Avrupa'da en basit. O yaşta iki ayağıyla topa vurabiliyor oyuncu. Yani böyle bir fundamental, böyle bir temel eğitim var. İç sahada Alanya'nın rakamı 8.8'e kadar çıkmış. Galatasaray'ın 6.5'a, Fenerbahçe 14. sırada bakın. 4'e kadar düşmüş isabetli şut oranı iç sahada. İç sahada. Çünkü ortaları da verince belki bazı şeyler yerine oturacak. Deplasmanda ise, şimdi deplasman gelsin. Deplasmanda Fenerbahçe bu sefer ilk sıraya çıkıyor. İç sahada 14. sıraya düşen Fenerbahçe, deplasman oyununda 7 isabetli şutla ilk sıraya çıkıyor. Orada ilk 6 takım arasında ne Beşiktaş var ne Galatasaray var. Erzurum var. Erzurum var. Alanya burada. Bunu neye bağlamak lazım? En istikrarlı Alanya. Değil mi? Sebebi şu, iç sahaya Fenerbahçe'ye giden takım, deplasman takımı kapanıyor. Şut çekme imkanı tanımıyor. Şut çekme imkanı tanımıyor. Fener deplasmanda daha rahat çekiyor şutlarını. Bir de bunun paralelinde Fenerbahçe oyun merkezine öyle de rakipler kapandı mı... Oyunun merkezinden yani o göbekten dediğimiz oradan çok fazla giden bir ikili oyunlar veya merkezden çok oyuncu da sokmuyor. Öyle bir yani şut atma anlamında sıkıntısı var. Deplasmanda daha öyle özellikle direkt hücumlar yapıyor. Yani onun yeri geldiğinde oyunun merkezinde de yapıyor. Daha fazla alan zaman buluyor. Yani oradan da kaynaklandığını düşünüyorum. Peki şimdi de bir şey soracağım, arkadaşlar hazırlayabilirler mi? Ümit Milli Takımı kadrosunda kaç yerli oyuncu var, kaç yurt dışı oyuncusu var? Türkiye'de oynayan, dışarıda oynayan. En son hemen hazırlasın Avusturya arkadaşlar. Avusturya galibiyeti 3-2 o maçla mı ilgili hocam? Evet, genel mi? Kadroda kaç kişi? Bizim verdiğimiz son Avusturya maçında Türkiye'de oynayan, yurt dışında oynayan kaç kardeşimiz var, ona bir bakalım kadroda. Oyuncumuz. Şimdi bir de işin şey kısmı var. Kaleye çekilen şutlar, yani savunmadan bakarak, o pencereden bakarak değerlendirelim. Şimdi ofansif anlamda değerlendirdik. Kalesine en az şut attıranlar. Değişin o kısmına bakalım. Sivas 8 şut attırmış. Alanya 8,3. Yükseliyor rakamlar. Kalesine en az şut attıranlarda da Alanya 8,3. Yine oraya giriyor. Başarısı demek ki. Beşiktaş var 8,4. Fenerbahçe 8,6. Başakşehir 8,5. Burada yine Galatasaray en az ilk 5'te yok. Kalesine en az şut attıranlarda yok. İç saha deplasman olarak bakalım buna bir de. İç sahada burada en çok kalesine şut attıranlara bakalım. Karagümrük, Kayseri, Denizli, Trabzon ve Galatasaray giriyor orada. En çok kalesine şut attıranlarda işin içine. Bir de 3 tanesi ligde başı yani kötü performans sergiledi. 8 hafta Kayseri Spor, Denizli Spor, Trabzon Spor. Yani o 5 takımın 3'ü de sezonu yani iyi başlamadı ilk 8 hafta. En çok gol atan mı şampiyon olur, en az gol yiyen mi? En az gol yiyen. En az gol yiyen. Bravo Levent abi. Hocam ucum gol zaten. Atmak senin şampiyonluğa garantisi oynatır. Ama şampiyon yapacak savunmadır. Öyle ucum mi? Tabii ki şart. Ya, seni şampiyonluğa oynatır ama hani şampiyon yapacak da bir takım savunması. O tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavukta mı? Buna hocam Türkiye'de en iyi örnek de Galatasaray ve Muslera eşleşmesidir. Bravo hocam. Oraya da geleceğiz. Bazı veriler oraya ışık tutacak. Şimdi Galatasaray'ın istatistiği biraz şeyle alakalı. Yani orada baktığın zaman Ender defansif olarak Taylan gözüküyor. Yanındaki adamlar genelde ofansif oldukları için topu rakibin şut atmasına müsaade ediyorlar diye olabilir. Yani bir sebebi bu olabilir. Galatasaray'ın kalesine çok şut atılması. Orta sahadaki oyuncuların karakteristik özelliğiyle alakalı. Defansif mi oyuncu yoksa daha çok ofansif mi? Efobe de oynadı gerçi. O da daha defansif hareket Efobe eden bir oyuncu. Efobe çok şey değil. Yani de ofansif ikisi değil. Birden tabii, oynamıyorlar. Ya zaman zaman oynadı. Zaman zaman oynadılar ama. Kullanıyor. Orta sahada zaten Feguli var.
Emre Kılıç var, Belhanda var, genelde, Arda var. Evet, Belhanda var. Bunların hiçbiri top rakipteyken çok iyi savunan oyuncular değil. Savunma yapan oyuncular değil. Deplasmanda kalesine en az şut attıransa Fenerbahçe. Bakın, deplasmanda hem en çok şut atan takım hem de en az şut attıran takım. O da enteresan bir durum. Orada Beşiktaş giriyor listeye. Fenerbahçe deplasmanda mı oynasın bundan sonraki maçları? Hocam bütün maçları deplasmanda oynasak. O zaman yırtacak. Şey yapabilir, sıkıntıyı azaltabilir. Hemen devam edelim diğer veriye. Şimdi burada kişisel bir veri geldi. Maç başına en fazla gollük pas atanlar. Edin Visca birinci sırada 3.3. Caner Erkin 3.1. Deniz Türüç. Fenerbahçe'den Başakşehir'e giden Deniz Türüç'te 3. Sosa ve Koyeva var. Bence Deniz Türüç Fenerbahçe'de kalsaydı Sinan Gümüş'ten tabii daha faydalı olur. Bir de Edin Visca için şunu söyleyeyim. İlk 8 haftada arkadaşlarına en fazla şut pası hazırlayan oyuncu ligde. Peki burada Caner Erkin son haftalarda çok eleştirilmişti. Çok isabetsiz orta yapıyor diye. Şu kilit pas konusunda ikinci sırada olmasını nasıl değerlendirmek kilit lazım? Kilit pas derken yani orta kilit pasa giriyor mu? İsabetli orta. Ya kilit pas ben araya şimdi atılan pas Caner, olarak biliyorum. Gollük pas. Ender. Gollük, ha, asist tamam. Ender. Caner, asist diyorsun. Ha, Caner tamam. Ligimizde 623 adetle en fazla topla buluşan oyuncu şu ana kadar. 37 tane de isabetli ortası var. 3 tane de asist yapmış. Bir de kalesine yakın buluşsa topla iyi olacak. İşin evet. Erman Hocam defansif kısmına vurguyor. Kalesine yani yakın topla bulursa iyi eder. Caner 32 yaşında en geliştiremediği ve de en önemli olması gereken bir sol bekte defansif yönüdür. Caner şunu söyleyeyim, Fenerbahçe oyunu da tarif ediyor Ender bize. Yani 623 kere bir sol bek. Tabii ki çağımızda sol bek oyun kuracak önemli ama yani onu daha merkez orta sahalardan beklersin. Fenerbahçe'nin işte hep eli açık hücum etmesi sol taraftan Caner ortası. 623 kere, 23 kere buluşmuş, 37 isabetli ortası var. Yani Fenerbahçe'nin esasen bunu değiştirmesi gerekir. O Caner yerine orta saha merkezindeki oyuncular daha fazla en topla, topla buluşmada saha içi organizasyonunu var daha iyi sağlaması gerekir. Caner'in 623 kere topla buluşuyor. Evet. En etkin kullandığı 3 küsur. Demek ki bir sürü topta yanlış kullanılıyor. Burada da böyle bir şey var. Yani 37, kaç topun 37 isabet, kaç topun kaç tanesi etkili? Yani kaç yaptığı pasın kaç 37 tanesi? 37 ortası. 37 orta. Yani 37'ye 3 biraz düşük bir rakam. Tabii onda bir neresi yani onda bir tabii. Şey, hocam, onda 9'u şeye şey giriyor. Başkasına rakibe giriyor. İkinize bir şey soracağım. Hücumda yaptığı faydadan fazla defansta yaptığı zarar. Bakın onda geldi. En çok isabetli evet orta. Bir geriye getirir misiniz orada? Bakın dikkat eden bir şey var. Bir geri gelebilir miyiz acaba? Demin ki Caner'in hikayesini. İki hocama bir şey soracağım. Bak Aytaç Kara, Lucas Bilgia, Taylan Antalya'nın orta saha oyuncuları. Edin Visca ile Caner kenar oyuncular. Onların çok topla buluşması ilginç. Yani önce orta saha daha ön plan çıkması doğru lazım. O değil mi hocam ama yani? Edin Visca özellikle anahtar oyuncu. Yani tamam ama yani genelde kanatta görüyoruz onu. Anahtar tamam oyuncu. Hep bunun üzerinden yürüyorlar. En büyük hücum setleri anahtar Edin Visca üzerinden. Çilingir. Hocam anahtar her değil. Her tarafa açıyor. Atıyor anahtar her yeri işte hocam. Anahtar çilingir, da her yeri çilingir, açar. Çilingir. Hocam her yeri. Çilingir. Top kaybı Caner Ergin de birinci sırada bak. Yani onun da senelerdir en doğru şekilde geldi işte. Başakşehir evet hücumlarında 623 orta, 212 top kaybı var. Top kaybı. Evet, Caner Erkin top kaybı sıralamasında da zirvede. Enteresan. Çok. Kandayaş, Visca. Visca'nın orada olması evet enteresan. Ama sana bir söyleyeyim Ender. Kim hazırlamış helal olsun. Bu 4 oyuncu da izliyorum. Hakikaten bunlar top kaybediyor ya. İnanılmaz top kaybediyorsun. Hayradinoviç'te, Maxim'de, Gaziantep'teki bu Danya Kandayas Gençler Birliği'nde ya ilginç toplar kaybediyorlar. Yani Caner çok gözümüze Kandayas reaksiyon da veren bir oyuncu değil ha. Levent abi dönmüyor topu kaptırıp geriyedi dönmüyor da. Aynen şimdi ya. Trabzon'dan gelen oyuncu, solda oynayan oyuncu diyecek ki pardon abi ben buraya niye geldim? Novak mı hocam? 2 maç sonra, 3 maç sonra. Onu diyecek ama derse de hakkıdır bence. Hocam Novak'ın oynaması geç bile kalındı. Yani şimdi işte ne kadar şey orada başlayacak yani şimdi. Yani son maça bakıp konuşulmaması teknik gerekir. Adamı orada göreceğim. Caner'i oyundan alırken balırken ki tavrı mavrı ne olacak? Bu lobi meselesi. Ya, hayır Konya Spor'a mağlup oldu diye değil. Yani mutlaka bir rotasyonda ilk 8 haftada Nova'nın başlaması gerekirdi. Şimdi konuda bir başka bireysel veri geldi. Karşı karşıya en fazla gol kaçıranlar. Samatta ve Sisse 5, 2 Fenerbahçeli. Barreiro ve Aytaç. Hatta Cagne de var orada. 4, Falcao 3.
Sana bir söyleyeyim karşı mi? Karşı karşıya siz çok hassas bir durumdur. Peki, Levent abi lafını unutma. Orada bir golcüye bırakalım sözü. Yani evet. Girdiği gol pozisyonuyla alakalı. Üçte birini atıyorsan iyi. Yani üçte iki atıyorsan çok iyi. Üçte üç yapıyorsan harika. Yani girdiğin gol pozisyonu... Evet. Girdiğin gol pozisyonu sayısına göre attığını değerlendireceksin. Ümit Milli Takımı'nın golcüsünü kıyettik yapan adam kimdi? Halil Dervişoğlu değil mi? Adamın tekniği, topa vuruş şeklini gördün mü? Kontrolü. Bence kontrol, topu öne alışı. Levent şimdi abi, bir şey sana söyleyeyim. Bu başka bir yetenek kişiyle hocam. Kişiyle alakalı olarak golcülük diye bir özellik var. Şimdi eski hocalarımızdan Serpil Hoca. Karşı karşıya kaç tane kaçırdın sen? Çok ben hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum ama genelde gol. Şeye göre iyiydi yani. Abi, üç tane giriyorsan birine bakarım hocam. Biraz şeyle alakalı abi, açıyla alakalı. Yani kaleciye böyle dik gidersen kendi kendini öldürüyorsun. Kaleci büyük karşında. Biraz böyle açı vereceksin şeylere. Onları daha sonra konuşuruz Levent abi programdan sonra ayrıntıları. Şimdi abi burada girdiğin gol pozisyonuna göre attığın gol çok değerli abi. Şimdi 15 pozisyona girmişse Samat'ta bundan 5 kaçırmışsa iyi. Zaten 10 tane atmış. 2 gol attı. 2 gol attı. Avrupa'da bile yoktur öyle 15 pozisyon 10 tane gol atan. Hapisi hocam senin Göztepe maçında 2 gol hocam kaçırdı. Hocam 3'te 3 zaten yoktur. Ya Avrupa'da bile 3'te 2 bile yoktur yani. Avrupa'da bile yoktur. 3 pozisyon 2 tane öyle Ender, bir. Çok önemli bir konu. Pozisyon korkakları golcü vardır. Golcü nerede? Adam gol kaçıracağım diye pozisyona girmez. Onun için futbolcuna pozisyona girmesi konusunda devamlı destek vereceksin. Gir oğlum pozisyona. Cesur ol. Özgüveni. Özgüven vereceksin. Kaçırırsan ben kaçırdım diyeceksin. O şekilde o oyuncu girer. Çünkü sorumlu oyuncu atmayacaksın değil mi hocam? Antrenör olarak bir oyuncu gol pozisyonuna giriyorsa bir sıkıntı yok. Yok. Kaçırsın. Pozisyona girmiyorsa sıkıntı var. Onun için Samat'ta'ya bir alkış lazım. Bu oyunculardan hangisi peki? Kaçırsa sezon bile demek ki sorumluluk alıyor. Kesinlikle. Geçen sene gol kararlığında kimdi? Hocam bu 6 tane oyuncudan en fazla golü hangisi atar bu sezon bittiğinde? Bence Papi Sissi atar. Bence de Sissi atar. Geçen sene kim vardı abi gol kararlığında? Şorlot. Birinci, ikinci. İkinci Sisse. Sisse. Evet. Ben hocam Sisse işin tuhafı. Yani oynamıyor. Yani Sisse ne durumda şu anda biliyor musun? Acil durumda camı kırın. Direkt sahaya atın. Hani ne oluyor? İkinci yarı bir bakıyorsun ilk yarı kötü. İkinci yarı oyun hamlesi olarak olmaz. Sisse'li bir düzen olması gerekir. Fenerbahçe eğer bu yarışın içinde olacaksa sezonun sonuna kadar mutlaka Sisse'nin ilk 11'i başlaması gerekir. Ha belirli bir yaşta 35 yaşında bazen rotasyon olabilir ama mutlaka Fenerbahçe teknik adamının 2 hafta sonra söyleyecek hiçbir kelimesi olmaması lazım. 2 hafta sonra Fenerbahçe teknik adamının hiçbir bahanesini kabul etmiyorum. Mesela o söyleme de yanlıştı hocam. Kim? Samat'ı yazacağım etrafa takımı yapacağım. Kim dedi onu? Erol Hoca dedi. Erol Hoca dedi ben onu... Şu bak Papi Sisse hocam oyuna girdikten sonra o golleri kaçırması sana neden bir tanesi baskı altında oynuyor. Çünkü birinci golcü değil şu anda Fenerbahçe'de. Levent abi. Sonra dediğin gibi doğru. Yani oyuna giriyor. Ama hamle oyuncusu olarak. Hamle yani, oyuncusu giriyor ama hocam baştan 11 oynasa onları kaçırmaz bak, bence. Feyyaz Hoca da biliyordur. Ya dünyanın en iyi santraforu da mesela Sisse bir maçta girdi sonra iki tane gol kaçırdı. Kaçırabilir. Her, kaçırabilir evet. Abi o ölçü değil. Tamam. Sisse adam Newcastle'da yaklaşık ortalama 3 maçta bir gol atmış İngiltere Ligi'nde veya 4 maçta bir istatistiği var Sisse'nin. Sisse Fenerbahçe adına tabii ki o zaman genç bir Sisse'ydi şimdi 35 yaşında. Ama şimdi burası da Premier Lig değil İngiltere'de yaşamıyoruz, Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye Süper Ligi'nde mutlaka Fenerbahçe Sisse'li bir kurgu yapması gerekir Erol Bulut'un. Ve de ona göre de bir plan uygulaması gerekir. Fenerbahçe hücum olarak bak hücum olarak belirleyeceği bir hücum aksiyonu planı yok. En tuhafı da o. Ne merkez santrafor olarak var ne de çizgideki oyuncularla. Bir takım topu 3. bölgeye hücuma getirdi. Mutlaka oradaki opsiyon anahtar oyuncu üzerine bir oyunu kurgulamadı. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu. Sizse üzerine bunu kurgularsın. Bir mesela şey söyleyebilir miyim? Oyunculukla alakalı bir şey. Şimdi ben başka bir şey soracağım. Feyyaz. Sonra da ben sana soracağım hocam. Sor. Beşiktaş'ın kadrosu. Senin oynadığın kadro. Sağ bekinden sol açığına kadar Metin Ali Feyyaz. Üçlü. Öyle mi? Orta saha tık tık tık. Rıza. Şimdi bu kadar yan yana oynayan adamlar. Bu kadar yan yana oynayan adamlar. Ezbere pas yapıyordunuz ben görüyordum. Sahanın içinde.
gözü kapalı Recep, top yapıyordunuz, Kadir Gökhan, gidiyordunuz. Ulvi. Yani o kadar da kolay değil. Öyle yerlere giriyordunuz, çıkıyordunuz o ki. O biraz da şeyle alakalı hocam. Teknik adamın yaptırdığı idmanla alakalı. Evet. Gordon Bin tek pas çalışmasına çok değer verirdi. Biz haftanın 5 günü tek pas oyunu oynardık dar alanda. Siz ne soracaksınız hoca? En zor idman değil mi? Şimdi girdiği tek pas idman, en zor idman gol değil mi? Pozisyonuna göre attığı gol sayıları 10 numaralarda santraforlardan daha yüksek. Biliyor muydunuz bunu? Niye olabilir hocam? 10 numaralar daha fazla. Şans, mesela Messi. İkinci şans topunu alıyor pozisyona giriyorsa, geriden geliyor herhalde. 7'sini yapıyor Messi. Alex mesela. Abi, Alex. Cepheden daha iyi. Öteki rakibin hayır, kucağında oynuyor. Sırf o değil. Öteki arkadan geliyor. Bana göre teknik. Yüzü dönük gidiyor bu. Yüz dönük ama. Öteki sırtı dönük oynuyorsun. Mahkum oynuyorsun sen. Sen belki gelen 10 numaraya verkaç yapacaksın. Adamı alıp götüreceksin. O böyle geliyor. Şu golcülük yeteneğin de var aynı hayır, zamanda. Var bana göre tekniği ve zekası. Hayır, nerede bence, pozisyon alması hocam, ve tekniği. Bence takımla orantılı bu. Galatasaray Tanju'lu kadrosunda 10 numara mı fazla atmış? Tanju atmış. Yok. Bu santrfor olarak, girdiği gol olarak pozisyonuna bak, göre diyorum. Bu sende de senin 10 numaran da mesela öyle değildi. Bak, açık konuşalım. Genel anlamda. Bugünkü oyun sistemleri değiştiği için bunu Messi üzerinden okumak doğru bir şey değil. 10 numara Ronaldo, zaten kalktı Messi, ki yani o tip oyunlarda. Adamlar. Var canım olur mu? Hayır var da kalk yani esas yani genelde, baktığında hangi kreatif abi, oyuncular daha fazla abi. Yani vuruş teknikleri doğru olduğu için genel olarak bu tip oyuncular daha fazla. Avrupa'nın önemli kulüplerinde Levent abi hangisinde var 10 numara say bir tanesini say. Çok dağıtmayalım. Geçen gün bizim televizyonu açtım çok güzel bir şey yapmışlar çocuklar. Maradona işte hastaneden çıkıyor. Pere ile karşılaştı. Şimdi ben ikisinde şey yaptım, seyrettim tabii. Yani birini sinemalarda falan, diğerini de şeyden seyrettim. Mesela Pele ile Maradona'yı şey yapıyorlar, karşılaştırıyorlar. Bilmeyenler karşılaştırıyor. Ya Maradona açık ara bir. Sebebi, lan Pele'nin yanında oynayan 4 tane adam var, inanılır gibi değil. Pele santrfor da hocam. Didisi, babası, garinçası. İnanılmaz bir takım. Öteki de tek başına top oynayan bir adam. Napoli'yi 2 defa şampiyon yaptı. Maradona denen adam. İkisine bakıyorsun ama dünyada millet Pele ile Maradona'yı karşılaştırıyor. Garınca, Didi, Pele, Baba, Zagola, Önder abi böyle. Şimdi önümüzdeki 5 haftalık takvime bakıp takımların da şu ana kadar ürettikleri görüntülerini alarak nasıl bir şey çıkar buradan? Puan çıkar. Önümüzdeki 5 hafta neler yaşarız onu konuşalım istiyorum hızlı hızlı. Beşiktaş geldi. Niye önce Beşiktaş geldi? Beşiktaş tamam. Başakşehir, Fenerbahçe deplasman, Kasımpaşa, Alanya deplasman, Erzurum. Bunu yapan arkadaş kesin Beşiktaş'a hazırlayan sıralamayı. Başakşehir, Fenerbahçe deplasman, Kasımpaşa, Alanya deplasman, Erzurum. Hmm. Böyle bir 5 hafta bekliyor milli maç. Alfabetik sıra diyelim biz bunu, evet. Bir de bundan da daha önemli mücadele ettiği korona. Yani testi pozitif olan oyuncu şimdi sayısı çok fazla. 8 tane. Hele Başakşehir en öndeki maç o. Bir tanesi kadro dışı, 7 diyelim. Evet. Peki bunlar Başakşehir maçı yetişiyor mu? Bunlardan Başakşehir maçına yetişme ihtimali teorik olarak olan 4 kişi var. 3 kişi yetişmiyor. 14 gün var biliyorsun. Ama 14 gün hocam bu karantinaya girdiğiniz zaman antrenman gün yapmıyorlar değil mi hocam hiç? Ya şey olarak o yüzden bireysel olarak idman diyor, yapabilir kendi başına. Tabii, veriyor mu o izni? O izin de yok aslında ama. Ya, bilmiyorum. Sen evde izole olması için lazım. Tezlere falan giremezsin yani. Doğrusu. Ama bazı oyuncular şey olarak çalışabiliyorlar. Şimdi Beşiktaş'ın son maçından, Gaziantep maçından ilk 11'inden 5 adam virüslü herhalde. Dolayısıyla bu fikstürle bu kadar virüslü adam çok büyük sıkıntı olacak. Başakşehir, Fenerbahçe zaten defansif olarak çok büyük problem. Çoğunluğu defansif oyuncularmış. Dediği gibi hocamın öncelikli olarak fikstürden ziyade. Biz tabii biliyoruz da açıklamadıkları için açık. Sahaya çıkaracak oyuncu bulmakta zorlanacaklar. Yani rakibin ziyade maça çıkmak nasıl? Korona bir, sanki daha birinci rakip gibi nasıl, duruyor Beşiktaş'ın evet, önünde. Yani önce koronayı yenmesi lazım. Sonra rakipleri yenmesi lazım. Çok büyük bir. Hele böyle bir fikstürde bu kadar üst üste bu kadar çok korona çok büyük bir sıkıntı. Bir de hocam, bir de dediğin gibi oynamadı ilk hafta. Bir de antrenman 14 gün geriye geliyorsun. Tekrar antrenmana başlıyorsun. Tabii canım, bir başka yönü. Yani, i̇lk iki maç zor ama son 3 maçta Beşiktaş tam kadro çıkarsa sahaya
Alanya deplasmanı var ya Levent abi. Ya ne fark eder? Lider takım. Trabzon'da orada beğenmediğimiz Trabzon'da galibiyeti kaçırdı Alanya. Puantaj olarak da geridesin Beşiktaş kötü olarak. Kötü oynamadı yani. Yani şu iki maçı pas geçersen çok büyük sıkıntı olur abi. Sonradan tamam, toparlamak yani. Bence Fenerbahçe maçına da Covid'de olan oyuncular da dönecektir diye düşünüyorum Feyyaz Hocam. Yani Çin'de çünkü bir birer hafta arayla değil mi bu maçlar? Şimdi bir mağazaya Suudi Arabistan'da karides gelmiş. İçinden şey çıkmış korona. Tüm markete kapatmış. Herkese eve yollamış. Hocam çıkıyor tabii. Korona şu anda çok arttı. Karides'ten korona çıkmış abi. Ama işte futbolda da çıkıyor. Sıkıntı orada. Biraz önce verdik o listeyi. Beşiktaş o listede ilk sırada. Tabii milli takımlardan dönecek oyuncuların da sıkıntısız dönmesi lazım. İşte bir yandan o Uluslar Ligi maçlarının şu pandemi dönemindeki dezavantajı da bu. Bir yandan sakatlık riski var. Bir yandan da uçakla geliyorsunuz. Orada bin kaç tane insanla temas ediyorsunuz. İşte video örneği. Şimdi milli takımlar genelde özel uçak olduğu için Ender problem olmuyor. Yani Türk milli takımı özel uçakla gidiyordu. Hocam o vida sadece nasıl oldu peki? Hı? Ya o başka bir yerde olmuştur. Yani bence takım arkadaşlarından biri. Defansında bir sıkıntı varsa Beşiktaş'tan olmuş olabilir vida. Bence öyle. Belki de öyle takım gitti. Takım arkadaşları ya ben en yakın onu düşünüyorum. Yani çünkü Beşiktaş'ın defans oyuncuları ismini Levent bilmiyorum abi, ama. Levent abi çok şey bir konu. Yani, da, yok mi? Kuluçka süresi var tabii bilmem ne. Belki buradan kaptı orada çıktı. Yani doğru o da hocam. O da bir onu yani söylüyorum ben. Buradan kaptı diye gitti düşünüyorum. Peki hocam, buradan ne diyorsunuz siz bu 5 maçlık bölümde? Beşiktaş adına öngörünüz var mı? Nasıl bir performans bekleyebiliriz? Beşiktaş zaten ligde geleceğini de yani belirleyecek 5 tane maç önce. Ben Kasımpaşa Erzurum'u yeneceğini. Bunun sonucunda Beşiktaş'ın yani belirleyeceği hedef de çıkacak ortaya. Alanya yenilmeyeceğini düşünüyorum. Yani, hocam suskunluğunu koruyor. Başakşehir Fenerbahçe maçlarında kadro sıkıntıları. Hocam Beşiktaş'ı beğenmiyor zaten. Kaç puan çıkaracağını söyleyin abi. Ya Başakşehir ve Fenerbahçe maçları bir puan iyidir bu durumla. Yani bu kadar virüslüyle. Diğer maçları toparlayıp kazanma şansı var Beşiktaş'ın. Tabii bu iyi şeyle, iyi bir öngörüyle. Yani en kötü ihtimalle buradan Beşiktaş yani iyimser bakarsak 9 puan çıkarabilir. Alanya, Fenerbahçe, Başakşehir'den 1 puan. Kötü mü? İyi mi? İyi, iyimser. Zor bir fikstür. Kadro derinliği yok şu anda. Yani onun için düşünüyoruz. Toparlayarak gelen bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Başakşehir Fenerbahçe maçlarından birer alırsa Kasımpaşa Erzurum'u yeneceğini düşünüyorum. Alanya maçı ortada bir maç. Alanya'daki o zamanki oyununa da bakmak lazım 12. haftada. Onlar nereye geldi? Belki onlar da oyuncu eksikliği yaşayacaklar. Yani bu süreçte bir daha bu takımların bu tek başına değil ki Covid'in olduğu bir dönemde şu diğer takımların yakalanacak garantisi var mı? Şu andaki görüntü onu bilemeyiz. Tamam. Şu anda Beşiktaş buradan kaç puanla çıkar? Ben 9 diyorum. 9. Onu konuşacağız. Yoksa önden o hasta olur, bu hasta olur bilmem. Şu anda kaç puan çıkarır? Çok varsayım üzerine olacak. Çünkü hem korona var, hem o günkü şartlar. Hı-hı. Yani rakipleri hem de yani şimdi bir şeyler öngörürken göremediğin şeyler de oluyor. Nasıl yani Beşiktaş'ta kaç tane oyuncu savunma yok mesela korona diyorsun. Şimdi öbür takım aynı şekilde bir bakıyorsun maçın favorisi hafta içi 7 kişi korona olsa ciddi onlar sıkıntı yaşar. Yani öngöremezsin. Ya puan söyleyemezsin. O zaman şunları hiç getirmeyelim listeyi ya. Şu ana göre konuşacağım. Ona bakarsak gel buraya falcıyı çağıralım baksın abi. Normale göre söylüyorum. Ben normale göre söylüyorum. Şu andaki şeye bakıyoruz abi. Onlara bakarsak o değil abi. O koydu hocam, o gitti. Hayır ben gerçekleri söylüyorum hocam. Falan olabilir. Ya bir şey tabii gerçekler yani. Ama bilemiyorsun ki ne olacağını. Şu hocam, andaki görüntüyle rakip takımların durumuyla Beşiktaş şu maçlardan kaç puan alır? Hocam diyor ki bilemiyorsun diyor ne çıkacağını ondan sonra kaç puan bu alır fikstüre, diyor. Bu ben söyleyeceğim. Bu tamam. Fikstüre bakılmaz hocam. Tek tek oynayacaksın önüne bakacaksın. Yani evet. Buna böyle bakınca bunalıma girer. Ya korona var sakatlıktan daha önemli Erzurum o. Erzurum Spor diyorsun. Orada da rakım 2000'in üstünde. Ay Erzurum içeride oynuyor. En son. Ha, pardon. Yok Erzurum içeride. Kasımpaşa Erzurum tamam, içeride. O içerideymiş. Onda doğru. Onun için oradan ben Kasımpaşa Erzurum'a 3 puan verdim. Yazıyorsun. Diğerlerine birer puan verdim. 9 puan. Evet 9. Buyur kaç puan sence? 7. Sence? 10 puan. Sence? 10 puan. Hani bu şey gibi. Sence 10 puan. 12 puan. Eurovizyon yarışması gibi. Sen de arttıra. 4 en fazla 5. Yok hocam artık ya. Hocam ya. Beşiktaş öldü. Allah Allah. Benim fikrim ya. Herhalde tamam, senin fikrin şey ya. Bu kadar COVID'den dolayı COVID. Ama.
Ben her şeyi aldım göze. Covid hepsini hocam, düşündüm. Beşiktaş 11. sırada 10 puanı var 7 haftada. Yani 4-5 puan dediği gibi alırsa zaten yani 15. haftada lige avlu atar. Değil mi? Diğerlerinin ne yapacağı belli değil ki. Hayır anladım da bak şimdi ilk 7 haftada 10 puanı var. Şimdi 5 haftada 4-5 puan alırsa 15 puana da 5 puan alsın. Ya benim sana söylediğim 9'a bir benim itirazım olmadı. Abi bir kağıda yazın. Hocam 10 dedim ben 9 demedim. Peki. Hocam 10. Kağıda yazmaya gerek yok ya. Burada nasıl olsa herkese konuşuyor. Tarihe not ediliyor zaten. Bak Erman abi 4-5 ben 9 sen 7 dedin. 10 dedin 12 dedi. Beyaz hocam. 10 ile 12 yani 2 tane. Yok 10 demedim 12 dedi çevirmiş. O zaman ben bak, de 7-9 derim. Kayıt var orada ona göre. Yok. Benim aklımı tuttu ben şimdi gidip notu yazacağım. İkili ise değişir. Peki Beşiktaş'ı böyle gördük. Hemen Fenerbahçe'ye geçelim. Alfabetik sıraya gidelim. Gençler Birliği, Beşiktaş, Denizli, Yeni Malatya, Gaziantep. Orada 3 beraber şey deplasman var. Gençler Birliği'nde Mustafa Kaplan geldi. Hayırlı olsun diyelim. Mustafa Kaplan Ankara'da çalıştı. 12 kez takım çalıştırdı Ender. Bunun 5 tanesi Ankara 3 çalıştırıyor. 7. kez Gençler Birliği'ne geliyor. Ankara dışında takım çalıştırmıyor. Böyle bir istatistiği var. Evet buyurun. Burası için görüşlerinizi alayım. Ben söyleyeyim yine. Göredeki ben 11 puan alır diyorum. Ben de 11 diyorum. 3 0 6 9 Ben 13 puan alır diyorum. 10 puan diyorum ben. Bu televizyon şarkı yarışması gibi oldu. 10 puan falan 10 orada der diyorum puan. 10 puan. 10 puan. 3 6 9 10. 10 puan. 10 11 son kararı son kararı mı? Turkey, 10 puan. Realca 13 puan. 12 puan alır. 12 puan alır. 12. Evet, 10 ile 13 arasında değişti şeyler. Ben evet. ben 11 puan dedim. Ben de 11 dedim. Tamam. Biz ikimiz 11 dedik. Erman Hoca 12 dedi, Reacı 13 dedi. Feyyaz evet. Hocam ne dedi? 10 puan dedi. 10 son kararım mı? Tamam 10 puan. He? O hep ondan gidiyor. Beşiktaş'a Beşiktaş'a da 10 dedin hocam. Beşiktaş'a 12 dedim. Beşiktaş'a 10 dedi. 10 dedin. Abi değiştirebilir ya. Değiştirebilir abi. Koronan bir tane kadar değiştirir abi. Tamam 10 dedim. Bu fikstüre göre yani Beşiktaş yenemezse Fenerbahçe'yi zaten yapamaz. Hakem hocam ben ikisini de değiştirebilirim. Bir puan verdim ben. Beşiktaş'a bir puan verdim Fener maçında. Öyle baktım ben. Ben Fenerbahçe Gençler Birliği'ni yener, Denizli'yi yener, Malatya'yı yener 9. Beşiktaş 10, Antep zor bir deplasman bir puan 11 verdim. Ben aynı gittik. Levent abi Beşiktaş Fenerbahçe maçı. Ben de bir puan verdim Fenerbahçe diğer 4 maçını da alır 12-13 dedim. Ben Antep da bir maçının puan zor olduğunu düşünüyorum hocam. Efendim? Antep yok, maçının zor olduğunu yok, düşünüyorum. Zor olacağını düşünmüyorum. Tamam. Antep'in antrenöründen mi zorlaşıyor maç? Yok hocam Antep büyüklere karşı farklı oynuyor ya. Yok daha agresif oluyorlar. Oynuyor, yani Beşiktaş, Beşiktaş maçındaki futbolcu şeyiyle alakalı. Hakikaten çok yapısıyla. Böyle hocaların da şeyiyle inanılmaz bir zorluyorlar. Ya doğru da Beşiktaş kendi eliyle o maçı verdi hocam ya. Yani o rahat rahat bana göre alabileceği maçtı. Kırmızı kartlar, evet, hatalar. Gelelim Galatasaray'a. Kayseri maçı, Rize deplasmanı, Hatay maçı. Abi bay var Galatasaray'ın. Karagümrük nerede oynayacak Galatasaray? Hangi statta? Büyük stat bakıma alındı. Valla şimdi değişiyor şeyleri. İstanbulspor'un sahasında mı oynayacaklar yoksa başka yerde mi? Bilmiyoruz ama yani. Neden? O önemli mi sizin için? Tabii ya. Önemli. Zeminin iyi olması lazım. Yani i̇yi zeminle. O hafta Başakşehir nerede ona bağlı. Orada belki değişiklik olabilir. Ben Galatasaray. Kasımpaşa bu maçta, stadı olabilir. Yani bakıyorum bir ben, hafta Fenerbahçe stadında oynadılar biliyorsunuz. Rize psikolojik bir maç. Ben 10 puan diyorum Galatasaray'a 4 maçta. 4 maçta 10 puan diyorsunuz. Evet. Real hocam? Ben de 10 puan diyorum. Şimdi ben yine 10 diyemem ki ya. Sen Beşiktaş'a 12 dedin hocam. Beşiktaş'a 12 dedin. Kayıt var. Galatasaray'a da 12 diyorum. 4 maçta 12 diyorsunuz. Evet. Silme geçer diyorum. Ben Rize maçı psikolojik Erman maçı. Erman hocam? 2 sene deplasmanı ayak kırıldı ya. Allah aşkına. O yüzden psikolojik zor. Ben de 10 dedim. 10.
Herkes 10 dedi. Ben geniş. Ama bakın 5 maçta 10 demiştik bu tarafa. Burada 4 maçta 10 dedik. Evet. Dolayısıyla Galatasaray'ın fena değil şu fikstürü. Evet. Hele buradan Galatasaray 12 falan çıkartırsa Feyyaz Hoca'nın dediği gibi büyük olay olur ya. Abi orada Rize maçı senin dediğin gibi. Onun dışında Fatih Karagümrük İstanbul. Kayseri zaten sıkıntılı. Gerçi Samet Hoca gitti. Antrenör değişikliği oldu orada mutlaka. Hayırlı olsun diyelim ona da. Ona da hayırlı olsun diyelim. Mutlaka bir şey olacaktır. Takımda bir reaksiyon verecektir. Reaksiyon verecektir. Hatay Spor'la içeride oynuyor zaten. Fikstürü çok avantajlı. Evet. Hemen Trabzonspor'a da bakalım. Trabzonspor'a da bakalım önümüzdeki 5 haftaya. Abdullah Hoca geldi. Abdullah Avcı'ya ilişkin de bir iki değerlendirmeyi rica edeceğim sizden. Erzurum, Ankara Gücü deplasmanı, Sivas, Kayseri deplasmanı, Rize. Buyurun. En rahat fikstür Galatasaray ve Trabzonspor'da olduğunu düşünüyorum. Bir antrenör olarak da şu fikstüre gelmesi Abdullah Avcı'nın büyük şansı. Trabzonspor zaten ligde şu anda ciddi sıkıntısı var. 17. sırada 6 puanı var Ender. Bir çıkış yani, olarak bak, bu kadar burada rahat bir fikstür, bir antrenör sonradan takım alacak. Hem milli takım arası girecek. Takımla çalışacaksın. Evet, milli takıma giden oyuncular da olacak. Ama şu fikstüre baktığında yani benim düşüncem buradan 13'te 15 puan da çıkar. Yani çıkabilecek bir fikstür var. Hem bu Galatasaray hem de Trabzonspor'un diğer takımlara göre daha avantajlı bu fikstürü. Zaten Trabzonspor buradan 13-15 puan çıkarmazsa onlar da ligin eğer bu 5 haftada kötü giderse sezona hedefsiz bitirirler. Ama bir antrenör olarak çok rahat bir fikstür. Yeni başladığım bir takımda böyle bir fikstür herhalde herkese yani kısmet olmaz. 15 bile çıkartabilir evet. Ya Trabzon. Hani 13. Zaten 13-15 benim de düşüncem 13-15 arası çıkartırsa Ender yarışa da ortak olur. 13 gibi duruyor bana da. Ha, ama zaten onun dışında ne dersiniz Erman Hoca? Hoca şeye takılıyorum burada Trabzon için. Sivas bir defa evet takıntı olabilir. Bir de Rize takıntı olabilir. Onlar yan yana bayağı şey oluyor onların ki gergin oluyor. Hani Sivas'a takılabilir. Rize'yi yenerse... Hocam 3 maç içeride zaten siz de biliyorsunuz. Şimdi, hocam içeride dışarıda artık. Evet COVID artık kalmadı ama dışarıda ki. Hadi olur hani, seyircili gergin oluyor da 9, onlar. 9-11 yapar 11-13 yapabilir yani. 11-13. 13 gibi. Tek mi söylememiz lazım? Tek rakam mı söyleyeceğiz? Yani 13-15 dedik. Evet, tek rakam. Ben 15 diyorum. Oo. Tek rakam mı? Buradan ben 15 çıkar. Ben 13 puan diyorum. Ben de 13 dedim. 13 puan diyorum. Buradan yani ya Abdullah yapar, Avcı ya 13 yapar. 11-13 gibi. 15 yaparsa ooo. Evet. Bence ortak olması yarışlar olur. Müthiş olur ama işte yeni antrenör ne yapacak? Oyun şekli ne olacak? Kolay değil. Anlaşmaz. Hoş. Bir teknik adam yeni geldiği zaman takım kımıldar. Kımıldar. O kesin olarak. Sonra sakata girerler. 4-5 maç sonra sakata girerler. Ya ben 3 maç bir kere içeride oynuyor. Yani Ankara Gücü deplasman, Kayseri deplasman. İkisi de sıkıntılı bu sezon. Hem kadro olarak hem oyun olarak. Yani bu avantajı Trabzonspor'un kullanması gerek. Yani kullanamıyor mu? Zaten yarışın içinde olmaz. Yani 15 dediğim gibi 13. Yani o aralar puan çıkarması gerek. Çıkar mı buradan? Çıkar. Antrenör olarak da bu farkı yaratması gerekir mi Abdullah Avcı'nın gittiği bir Trabzon şehrinde? Gerek. Çünkü niye? Sezon da hedefsiz Ender. Bu 5 maç kötü giderse sezon bitmez Trabzonspor adına. Hem oyuncu adına hem de teknik heyet adına. Onun için Trabzonspor'un bu kadar şanslı fikstürde yarışa ortak olabilmesi için iyi, 13-15 arası puan alması gerekiyor. Çok iyi değil mi Levent abi? Bugün evet. Gene bizi seyrederken kanalı bir şey duydum. Abdullah Avcı'nın Trabzon'un fizik gücünden çok memnun olmadığı ve biraz futbolculara yapıyor. Biraz baskı yaptı. Yani yükleme yaptığı falan söyleniyor. Enteresan. İki yani, itmana çıkmış günde. Yani çift idmana çıkar. Evet. Şimdi böyle bir idman yapıldığı zaman tabii daha iyi bilecektir şey ekibiyle falan ama. Yani ama hocam o çok bu tür yapar, hocalar çok yapar. Bilimsel çalışıyorlar. Onun ben Abdullah Avcı'nın ekibi de çok güçlü ben biliyorum. O artık yani her şeyi hesap ederek her oyuncu aynı yüklemeyi yapmıyorlar. Dolayısıyla bu Levent konuda sıkıntı milli takım olmayacaktı. Arası var. Şimdi iki idman yapılması zaten gerek. Yani şimdi yapılmayacak ne zaman yapılacak? Aynen, zaten yeni gelmiş takıma bir de fizik kalitesi
ben de duydum istenilen seviyede değildi. Giden hocaya da yani böyle sıkıntıyı yüklemeyelim. Çünkü madem öyle Abdullah Hoca bir sıkıntı var ki geldi. Öbür türlü fizik olarak, teknik, taktik olarak, puan alarak iyi olsa zaten Abdullah Avcı gelmezdi oraya. O anlamda yani bu yüklemeleri dozlaşın da onun dediği gibi Levent abinin antrenör yani o departmanı da çok güçlüdür. Tabii. Yani mutlaka yani göre, kime nasıl yükleme olacağını biliyorlardır. Tabii, Abdullah Hoca'nın fizik kondisyonundan daha önemli olarak orada çözmesi gereken şey Abdullah Hoca kendi oyun sistemini Trabzonspor'a oynatabilecek mi? Bence daha büyük sorunu o. Çünkü Abdullah Hoca'nın takımları biliyorsunuz çıkın top oynayın değil. Belirli bir sistemi, belirli bir teknik taktik anlayışı var. Topa sahip olarak. 4-1-4-1 oynatır. Genellikle. Bloklar yakın, tabii, takım doğru. Mesafesi kısa. Yani bütün bunları Trabzonsporlu oyuncular mevcut kadrosuyla nasıl gerçekleştirecek? Ben onu daha büyük sıkıntı olarak görüyorum Trabzon için. 12 puan diyorum. Bence Trabzon takımı ligin bu Abdullah Hoca ile beraber az gol yiyen bir takım haline gelecek. Ama Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı o. Abdullah Avcı da onun açıklamasını yapmış. Yani savunma olarak çalışmamız gereken tamam, büyük sıkıntı bu. Tamam onu çalışacaktır hocam. Sen yani daha iyi biliyorsun. Taktiksel olarak çalışacaktır. Kompak oyunla falan. Gol yiyen takımdan bahsediyoruz. Ya 15 tane gol yemiş Trabzonspor. Ligde en fazla gol yiyen takım. Evet. Ne de antrenör olarak oraya gittiğinizde ne yapacaksınız? Yani takım savunması hem bireysel savunmalar çok çalışıp üzerinden detaylı bir şekilde geçmeniz gerekir. Tabii o da Edgarlı ile ikili oynuyorlar. Bir de Ender yani Trabzonspor'un özellikle Abdullah Hoca tabii topa sahip olarak oynuyor. Orta saha kurgusu çok önemli. Bana göre devre arasına kadar takımı yukarılara doğru atarsa mutlaka bir iki tane başta orta saha olmak üzere bir oyuncu transferi de olacaktır Trabzonspor adına. Ama dediğim gibi en önemli maçları 0-0 oynamayı çok iyi bilen bir takım değil. Öne geçtiğinde de ligde hep konuşuyoruz. 2 senedir en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor. Esas yani net bir şekilde bu verilerin üzerinden Abdullah Avcı ve ekibinin gitmesi gerekir. Trabzonspor'u düzeltmek istiyorsa. Hocam bir de bir şey söyleyeyim. 8 haftalık elinde bir Trabzonspor röntgeni var. Oyuncu röntgeni de var. Oyun röntgeni de var. Bu 8 haftalık süreç içinde Trabzonspor en doğru oynadığı oyun Alanyaspor deplasmanı. Daha az rakibe az pozisyon verip daha çok kontaklar pozisyon verirler. Bunu mutlaka Abdullah Avcı savunma yönünü de geliştirerek daha etkili bir hücuma çıkacak bir Trabzonspor yaratacak. Bence orada Rea Hocam'ın dediği gibi çok iyi bir dönemde milli takımı arasında ve iyi bir fikstürde geldi. Önünde de vakit var. Bakalım o da doğru bir strateji. Belki önce gelseydi eleştirilebilirdi. Fenerbahçe maçı, sonraki maç, kritik maçlarda eleştirebilirdi. Evinde kaybedilen maç. Ama bu 5 maç baktığımız zaman takımlara Sivas'ın bu arada da unutmayalım Avrupa maçları var. Var. Avrupa maçlarından da Sivas Başakşehir o haftaya denk geliyor mu bilmiyorum. Başakşehir'e de bakalım. 5 maçtan en son bir şey söyleyeyim. Bunun pardonu da olmaz Abdullah Avcı adına. Olmaz. Yani o kötü gitti ben sonradan aldım. Çünkü yumuşak bir fikstür. Bir de çıkıp ligi götürmeleri gereken der. Sağ sonuçları gelirse Trabzon'u ve yeni camiayı kazanma ihtimali. Bir daha birleştiğini doğru söylüyorsun. 10 maçtan evvel ben karar verdim. Nereye giderse gitsin. Erol Hoca için de öyle demiştiniz. O adi sezon başı ama hocam. Hiç fark etmez benim. Hocam ama şimdi Trabzonspor gibi kulüplere geliyorsan büyük kulüplere. Şimdi diğer kulüpler için de büyük kulüplerimiz için de geçerli. Eğer sonradan geliyorsan şimdi Anadolu kulübü değil ki bu ya işte hazırlanacağız yapılanacağız. Mutlaka hedefe gitmesi için bir reaksiyon vermesi gerek. Öteki teknik adam başarısızdı ki hazırlamamış bak, ki Levent, bu antrenör geldi diyorsun. Bu antrenörün bir takım hazırlaması 5 maçta olmaz. En az 10 maçta olur. Hocam, çünkü hocam, zaten diğer teknik adam başarılı olsaydı hocam, bu gelmeyecekti. Gelmeyecekti evet. Bunun yapması da 5 maçta boyacı gibi değil ki abi. Hocam, 10 maç benim fikrim. Hocam tabii. Bak şampiyon bak oynar oynamaz ayrı ama bu 5 maçta en aşağı bir 13 puan 12 puan alırsın. 10 maçtan evvel yani, bir teknik adamın bir futbol takımını nasıl oynatacağını göremem. Hocam o sonradan alındığında mutlak bak şimdi sezon başı olsa diyorsun ki sezon başı hazırladı bir 8-9 hafta. Evet hele ülke şartlarına göre zaten o hazırlık devresini. Bak neticeden de bahsetmiyorum. Devresi, oyun şeklinden bahsediyorum. Hocam bir dakika. Vereceği karakterden bahsediyorum. Hocam ben de onu bahsediyorum. Ne çok oynayacak taktiksel olarak sağ içe nasıl bir kurgu yapacak o sezon başı yeni oyuncu 16 tane 18 tane alırsan evet olur. Ama sonraki süreçte evet antrenöre diyorsun ki 3 yıllık anlaşma yapıyorsun bir sabır gösteriyorsun ama Trabzonspor gibi şimdi hedefi olan bir camiaya geldiğinde ya 5 maçta 5 puan aldık zaten benden önce de bu takımın 6 puanı vardı. Ne olacak canım denmez yani pardon denmez bu fikstürde hele hiç denmez yarışta olacaksan çünkü yarıştan geri kalan 8 ay kopmuşsun 7 ay kopmuşsun yani o şekilde Trabzonspor geçiremez. Yani 10 maçtan evvel bir teknik adam için bir takımı hocam tenkit edemem. Başakşehir'in de bir reaksiyon vermesi gerek. Çünkü son artık 2 dakika içindeyiz.
Beşiktaş deplasmanı Denizli, Malatya deplasmanı Gaziantep ve Fenerbahçe deplasmanı. Ne diyorsunuz? Son bir dakika. Ben 11 puan alır diyorum. Ben de 11 puan. Evet. 12. 12 diyorum. 12. 12 mi 10 mu? Onunla bitirmiyor musun finali hocam? 12. Bir mağlubiyet şey veriyorum. Erman hocam. 10 veya 11. 10-11. Hocam yalnız iki tane hocam orada kendine bir torpil yapıyor. Hep ikili söylüyor. Yok maçlara baktım. Tavsiyene baktım hocam. Şöyle bir. 12 ağırlıklı çıktı. Siz ne dediniz hocam? 11, 12. Ben 11. 11. Levent abi? 11 dedim ben. 11 dediniz. Evet, ben 12 dedik. Evet. Hocam 10 ya 11 dedi. Hocam sıfırcı hoca gibi vallahi. 10-11 dedim. 10-11 dedim. Olur. 13 de olur. Peki, bizi kritik ve zor haftalar bekliyor. Özellikle ilk bölümde konuştuğumuz koronavirüs etkilerinin de takımlara ne ölçüde izin vereceğini gözlemlemek lazım. Mi? Nasıl? Ümit Milli Takım geldi mi? Ümit Milli Takım'da iki oyuncu dün çıkan 11'de yurt dışından Halil Erkan, 9'u Türkiye'den. Kadrodakilerden? Yani... 11 yok bu 11, sahadaki 11'den. Sahadaki 11. Sağdaki 11'de. Evet, yarın saat 22'de hemen Amili Futbol Takımı'nın Rusya maçından sonra birlikte olacağız. Hem maçı konuşacağız, hem milli takıma ilişkin, hem Uluslar Kupası ama daha çok Euro 2021'e yönelik hem oyuncu bazında, hem maç bazında, hem teknik adam bazında değerlendirmeler yapacağız efendim. Bizden sonra son sayfa var. Siz A-Spor'dan ayrılmayın, kısa bir ara vereceğiz ama önce. FM Takım Oyunu'ndan bu akşamlık da bu kadar. Hepinize mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.